Sevgili seyirciler, gündem programının çok değerli ve önemli konuğu var. Elazığ Eski Emniyet Müdürümüz, Emniyet Genel Müdürü, Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Feyzullah Hasan. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Müdürüm, şimdi iyi yayınlar diliyorum. Sene sizin 90 buyurun. Kanalımızla bütün Elazığlılara, bütün Gakkoşlulara selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. Müdürüm, 98-2001 yılları arasında Elazığ Emniyet Müdürlüğü yaptınız. Aradan 20 yıl geçmiş. Bugün altyazı geçince çok sayıda telefon aldık. İşte birçok insan geldi burada ziyaret etti. Aradan 21 yıl geçip yani görev bıraktıktan sonra hala daha isminizin Elazığ'da konuşulması, insandan gelip sizi ziyaret etmesi gerçekten son derece önemli. Biz de tabii o zaman sizlerle çok güzel çalışmalarımız oldu, çok güzel faaliyetlerimiz oldu. Belki de en güzel dönemlerimiz gazeteci olarak o dönemlerdi. Bizi kırmayıp geldiğin için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem bir geçmişi konuşalım dedik, hem bir günümüzü konuşalım dedik. Gerçekten çok sayıda da kitabınız var, eserleriniz var. İşte Elazığ Emniyet Müdürlüğü yaptığınız zaman ben her zaman söylerim. Şöyle bir özelliğiniz vardı müdürüm sizin. Bir emniyet müdürü için en zor görevlerden bir tanesi şudur. Hem teşkilatı memnun edecek, hem vatandaşı memnun edecek. İkisinin arasındaki dengeyi sağlamak çok zor. Ama siz o dönemde çok güzel bir şekilde hem teşkilatınızı seviyordu, hem vatandaş seviyordu, dengeyi çok iyi koruyordunuz. Hem bunları bir konuşalım dedim müdürüm. Çok teşekkür ederiz müdürüm. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum Kanal F'ye, Kanal 23'e, Kanal E'ye, bütün Elazığ'daki yayın kuruluşlara selam, sevgiler, sağ olsunlar diyorum. Tabii Elazığ, huzura çıkan yol, batıya açılan doğu, doğudaki huzur adası, Gakkoşlar diyarı ve her zaman örnek olan bir il, vatandaşlarıyla, yaptıklarıyla, güzellikleriyle örnek olan bir il. Tabii böyle bir ilde çalışmak hem zor hem de çok kolay. Evet. İşte o zorluğu bilip kolay kılma yollarını arkadaşlarımızla biz de uygulamaya çalıştık. Öncelikle ben ahde vefa olayı diyorum, vefa. Evet. Marifet iltifata tabi. İlk emniyet müdürlüğünüz de burasıydı müdürüm değil mi? İlk emniyet müdürlüğüm burasıydı ama ben daha önce de Aksaray Emniyet Amiriydim ilçeyken. Evet. Yani orası ilçeydi, ben de emniyet amiriydim. Evet. Dolayısıyla orası oradan il olduğu i̇l için oldu. İlk emniyet müdürlüğüm evet, orası diyorum. Doğru. Sonra Fethiye ilçe emniyet müdürlüğü yaptım ama şöyle Elazığ bir kere benim memleketim sayılır. Tabii. Ben Gürünlüyüm. Yani Elazığ'a gelen, doğudan, batıdan doğuya gelen herkes Gürün'de bir mola veriyor. Orada bir Gürün havası alıyor ama biz de Elazığ havası alıyoruz. Bir de ben 14 yaşında polis kolejine girdim. Sıra arkadaşım Elazığlıydı, İsmet Bilgin. Evet. Ve Elazığ'a da onunla birlikte geldik gittik. Dolayısıyla Elazığ memleketimiz sayılır. Ama bir ötesi de biz vatandaşa dediğimiz şu, sizden biriyiz, sizin için varız. Evet. Size yardım edebilmemiz için lütfen bize yardımcı olun. Biz önce vatandaşız, sonra herkesin bir rolleri var. Kimisi polis, kimisi öğretmen, kimisi gazeteci, kimisi televizyoncu ama önce vatandaşız. Doğru. Dolayısıyla biz sizden biriyiz derken vatandaşa ama sizin için de varız. Niye? Güvenliği sağlamak için varız. Benim polislerimin de hepsi önce vatandaş, sonra polis. Dolayısıyla hep birlikte öncelikle kurum içi organizasyonu, kurum içi barışı, kurum için anlaşma iletişimi sağladığınızda hepimizin ortak amacı bulunduğumuz şehire güvenlik hizmeti sunmak. Bu güvenlik hizmetini sunarken de sunduğumuz kişileri de memnun etmek, onlardan birisi olduğumuzu da onlara inandırmak. Ben burada değil de mesela Antalya Emniyetinde malum yerdeyiz, vatandaşın gönlündeyiz diye bir tabela atmıştım. Ne işiniz var gönlünüzde falan gibi laflar ettiler. Dedim ki ya polis insanın başına bir iş gelirse darda ve zorda olsa imdadına yetişen kişi. Hatta polis Allah'tan önce son başvurulan kişi. İnsanların başına bela geldiğinde, kaza geldiğinde kime başvuracak? Polise. Doğru. Polis yardım etmişse Allah'ım sen yardım et diyecek. Doğru. Dolayısıyla onları da bilerek vatandaştan birisi olduğumuzu, onlar için çalıştığımızı, onlar için çalışmak için, başarılı hizmet için de onların desteğinin şart olduğunu inanıp personelimizde inandırdık. Ve dedik ki polis vatandaş el ele 2000'li yıllarda Elazığ'da daha huzurlu günlere demiştik o zaman. Aynen. Ve bir de personel açığa bırak ama kalem bu, al kampanyası hakikaten vardı. Elazığ'da bütün Türkiye'ye yayıldı, toplum destekli polislik oldu ve beni Fransa'ya polis de proximite konferansına, toplum destek polislik konferansına çağırdılar. Evet. Ya nasıl becerdin? Örnekte şunu dediler. Biz her mahalleye dilek şikayet kutusu koymuştuk. Evet. İnsanlar dertlerini atıyordu. Biz onları toplayıp okuyorduk. O dertleri çözmeye çalışıyorduk. Fransız polisi diyor ki her şey güzel de siz diyor o dilek şikayet kutularının başına bir tane nöbetçi polis mi koydunuz diyor. Dedim neden?
diyor ki ya onları kırmadılar mı, dökmediler mi, götürmediler mi? Ya niye götürsün, vatandaşın derdiği için varız. Yani ona inandırmak. Evet. O nedenle yani hem polisi hem de vatandaşı memnun etmek, zaten hepimiz vatandaşız. Ama zor değil mi müdür benim dediğiniz? Doğru ama vatandaş hem olduğuna... Hem teşkilatı memnun edeceksin hem vatandaşı memnun edeceksin. Vatandaş... Aradaki dengeyi korumak çok zor. Şuna kabul etmek, bir önce vatandaşız. Evet. Yani biz de vatandaşız. Dolayısıyla vatandaş memnun ederken kendimiz de... Diyordum ki personelimize, ben bütün şu anda sizin vasıtanızla, şu andaki emniyetimiz Celal Bey'e, valimize, jandarma komutanımıza, bütün teşkilat mensuplarına, bütün kurum amirlerine, müdürlerine, memurluğuna selamlar. Vatandaş olduğumuza inandırıp, vatandaştan birisi olduğumuzu da herkes bilince, o zaman polisin anası babası da vatandaş. Diyordum ki ya senin babana, ananın başına bir sorun geldiğinde ne beklersin? Empati yap. Empati. Sen de onu vermek zorundasın. İşte orada ama Elazığ'ın güzelliği anlayan, diyoruz ki bize bizi seven gerek, çağırmadan gelen gerek, derdini anlatan gerek, anlattığında çözüm getiren polis gerek diyor. Doğru. Dolayısıyla onları yapmaya çalıştık ama herhalde vatandaşlar bize iyi, biz de onlara iyi olduk ki 24 yıl sonra, 98'deydim, 24 yıl olmuş. 24 yıl sonra buraya beni çağırdınız, ben geldim ve sokakta gördüğüm, merhaba müdürüm hoş geldin diyenler, 40 yaş üzeri herkes hatırlıyor. Televizyona kaşışı aldı müdürüm hani sizi yani görmek çok için. Çok da güzel ama yine bu bize sizin özelliğiniz. Bak biraz önce evet. Televizyon sahibi Yasemin'le görüştüm. Evet. O da aynı şeyi diyor, Ankara'daymış. Doğru. Güzellik önce insan olduğunu, vatandaş olduğunu bilmek, sonra rollerinle de hava atmayacaksın, rol sana sorumluluk yükleyecek. Emniyet müdürüyüm ben demeyeceksin, emniyet müdürünün yüklediği sorumlulukları bileceksin, ona göre hareket edeceksin. Tabii. Yani emniyet müdüründen hava almak değil, tabii, emniyet müdürüne hava vermek gerekiyor. Tabii. Polislikten hava almak değil, polisliğe hava vermek gerekiyor. Onu benimserseniz oluyor. Nasıl ki siz bak bugün zekice adın, ben çok zeki değilim ama zekice hareket edip bu soruları soruyorsan, biz de o zekamızı, Allah'ın verdiği zekayı kullanmak için çalıştık evet, yani. Müdürüm tabii eserlerine zor konuşacağız ama mesela şimdi 98 yılına gidecek olursak müdürüm. Şimdi bazen işte hani vatandaşla sohbet ettiğimiz zaman nerede o eski günler diyor. İşte gerçekten Elazığ huzur adasıydı. Yani şu anda da çok iyi. Yani diğer illere baktık ama zaman zaman işte son zamanlarda biraz hırsızlık olaylarında artış var. Belki ister istemez oluyor. Siz nasıl görüyorsunuz müdürüm? Yani sık sık gelip gidiyorsunuz, ediyorsunuz. Tabii Zeki Bey, öncelikle her şey değişiyor. Zorlandığınız dönem oldu mu mesela? Elbette ki değişmeyen tek şey değişimmiş. Evet. Biz 98 yılında 24 yıl önce 24 yaş küçüktük. Evet. 24 yaş önceki düşüncemizle 24 yaş sonraki düşünce aynı mı? Doğru. Yani o gün doğanlar bugün 24-25 yaşında, 23 yaşında. Dolayısıyla değişiyoruz. O günkü insanlar da bugün yaşlı hale geldi. Gençler, çocuklar genç haline geldi falan. Evet. O nedenle değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu bildiğimizden değişiyor. Ama tabii nerede o eski günler bize göre? Ama yeni yetişen 20 yaştaki 18 yaşlı çocuklara, gençlere göre de nerede o eski günler değil. Bugünkü günler, gelecek günler. Dolayısıyla biz elbette arayacağız ama değişim iyiye mi kötüye mi? Aslında her şey iyiye gidiyor. Bilim, ilim iyiye gidiyor. Ama tabii bir takım teknik ve ilerlemeler de insanların mutluluğunu azaltıyor. Yani sanallık geldi. Sanal oldu. İnsanlar önceden telefonla birbirleriyle haberleşiyordu. Bayramda yüzle görüşüyordu. Sanal, telefonla. Hatta yüzde belki internetten falan görüşüyor. Ama bir korona geldi, her şey alt üst etti. Doğru. Hiç hesap, bir mikrop dediğimiz şey insanların hayatını alt üst etti. İnsanları bu dünyadan götürdü. Doğru. Dolayısıyla değişen o kadar şey yer ki. Ama önemli olan değişime ayak uydurmak, değişimin çarklar içinde erimeden direnip değişimi birlikte yaşamak birlikte diyorum. Doğru. O eski günler elbette yok ama bugün de dünden çok daha kötü değil diye düşünüyorum. Ya şimdi şöyle müdürüm, aslında Elazığ güzel bir şehir. Yani işte ben kaç yıl 26-27'de aktif olarak gazetecilik yapıyorum. Yani her zaman programda da ifade ediyorum. Yani şimdi Elazığ'ın çok büyük potansiyelleri var. Patlama hazır cevher olarak görüyorum. İnşallah hani gelecekte daha güzel olacak. Şu anda organ sanayide çok ciddi fabrikalar yapıyor, büyük fabrikalar. İşte Harput'u değerlendirebilirsek, işte şeyde şey bulundu, cip barajında sıcak su bulundu, kaplıcalar falan ne olursa. Yine kebanımız, sivricemiz, turizm olarak çok ciddi potansiyelimiz var. Yani önü açık. Sadece insanlarda bir mutsuzluk var, bir karamsarlık var. Yani geçmişte de öyleydi müdürüm 2000 yıl öncesi. Şimdi de aynı. Bunu biraz yıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz ama Elazığ'ın da biraz şanssızlığı var. Evet. Şanslı ama bu deprem olayı da Elazığ. Etkiledi yani. Bir deprem
bir de korona depremi. Aynen. Hatta deprem zamanıyla ilgili çok şeyler var. Hatta bir gün insanlar camiye sığınmış, yine deprem olduğunda kalkmış, ha demiş, Allah'ım bir de kendi evini başımıza yıksaydın ya. Yani şimdi depremin yaraları sarılıyor ama o yaralananlar, o gidenler, o evler, o anılar yok oldu. Dolayısıyla Elazığ iki kere deprem oldu. Bir korona depremi, bir de Elazığ depremi. Bir de çağın getirdiği yenilikler. Aynen. Elazığ'ın da örf adetinde, geleneğine, geçmişine bağlılığı dolayısıyla biraz daha etkilendi. Ama bütün buna rağmen Elazığ hakikaten doğudaki bakıyor. 81 ile gezdiniz. Ondan sonra işte yurt dışında görevlerde bulundunuz. Dünyanın birçok ülkesine gittiniz. Şehirleşme açısından baktığınız zaman Elazığ nasıl görüyorsunuz? Elazığ tabii depremden dolayı değişmiş. Şöyle yani evler mevler başka mahallelere gitmiş. Doğu kente, batıya, işte Malatya yoluna yeni evler yapılmış. Şehirleşme evet, daha farklı hale gelmiş ama anılar yok olmuş. Ama daha da iyi. Ha nasıl? Türkiye'nin şartlarına göre gelişmiş. Ama Elazığ'ın değişmeyen güzelliği biliyor musun? İnsanların örf adetine bağlı olması, gelenek örneklerine bağlı olması. Ben Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya'da görev yaptım. Şimdi Antalya'da çalışıyorum. Daha özellikle unutmadan söyleyeyim. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Bey ile biraz önce telefonla görüştüm. Hepinize selam, sevgileri var. Eski valimiz Lütfullah Bilgin, Osman Aydın ve Turan Genç Bey ile görüştüm. Evet. Selamları var. Ben Almanya'ya gittim. Bir gün Almanya'da Hamburg'da gezerken bir otobüs böyle fren yaptı. Kaç kuş otobüsü durdu geldi. Hoş gelmişsin sen müdürüm dedi. Hoş bulduk dedim. Dedim ki ya ben Pavlu'yum müdürüm dedi. Sen bıçağı bırak kalem aldın ya kalem vermiştin. Yani bu ahde vefa olayı da oradan bile. Doğru. Antalya'da geçen hafta peynirli ekmek günü vardı. Çağırmışlardı gittik. Orada Elazığ yaşadık. Yani bu Elazığ'ın değişmeyen değerleri bağlı. Yine devam ediyor müdürüm yani? Hala devam ediyor. Çok yani önemli, o devam ediyor müdürüm. Değişiyor değişim ama kötüye değişim yok Elazığ. Evet. Bazı yerlerde kötüye değişim var da burada onun için hani Elazığ doğudaki batı diyoruz ya. Doğru. İşte hatta Doğu'nun şey almıştım Allah onu da rahmetten alalım. Allah nur içinde yatırsın. Fahrettin Coşkun müdürümüz ilk Elazığ'a tayin çekip rahmet eylesin Fahrettin'le birlikte çalıştık. Dedik Elazığ'ı nasıl buldunuz dedi. Paris dedi. Aynen doğudaki batı diyoruz biz. Allah nur içinde yatırsın. Rahmetle anlıyoruz. Fahrettin'i ve Nihat Nihat müdürümüzü Allah rahmet eylesin. Ama burada geçmişte hizmet yapanlara da çok sağ olsunlar diyoruz. Bütün idarecilerimize ben tabii o zaman birlikte çalıştığımız bir sürü işte askeriyede kol ordu komutanımız, ordu komutanımız, işte bölgedeki komutanlar, valilerimiz, valilerimiz, kaymakamımız, milli eğitim müdürümüz ne bileyim. Herkes Elazığ'da insanlar iyi olduğu için onlar da iyi olmak zorunda ve kötünün de burada barınmaması söz konusu. Dolayısıyla kötü bile iyi oluyor idi. Doğru. Bir de en güzel tarafı bak hiç unutmadan anlatayım ben Elazığ ahde vefalı. Yıllar önce burada bir gün ben hani kapım her zaman açık. Ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz. 24 saat arayabilirsiniz falan. Telefonum hep açık dediğimde. Bir gün gece 2'de birisi lojmana görüşmeye geliyor. Kevan yolundaki lojmanlara. Tabii kapıdaki nöbetçiler diyor ki emniyetle görüşeceğim. Diyorlar ki emniyet bu saatte uyuyor. 2'de ne görüşeceksin? Hanlan diyor bunun kapısı 24 saat açıktı. Yani kapım açık. Neyse. Evet. Bahati çağırdı. Ben yukarıda duydum. Açtım dedim ki nedir konu efendim birisi sizinle görüşmek istiyor ama alkollü şahıs o nedenle görüştüremiyor. İpek gereğini yapın dedim kapattım ama beni uyku tutmadı. Evet. Ya benim sözüme inanmış gelmiş adam biraz gece 2'de yani kapım her zaman açık diyorum ya. Neyse eşofmanlarımı giydim aşağıya indim. Ay müdürüm hoş gelmişsin falan dedi. Belli alkol almış biraz. Evet. İçkili lokantadan birisinde. Hayırdır dedim. Dedi ki ya müdürüm bir yere dedi gittik Felek'te bir gece çalındık. Ya bütün paramı aldılar dedi. Hesap o kadar pahalı geldi ki. Buraya gelecek dolmuş param yok dedi ya. Vallahi dedi yarım saatten beri yürüyerek geliyorum sana. Nerede falan. Neyse ilgili kişiye telefon ettik. Dedi ki gereğini yapın. Ama kimdir nedir bilmiyorum. Ya aradan 10 yıl geçti. Belki de 15 yıl. Bundan 8-9 yıl önce benim kızımın Ankara'da vilayetler evinde Gölbaşı'nda düğünü var. Oraya Elazığ'dan gelenler var. Dostlar, tanıdıklar. Hatta Elazığ'ın eski valisi mevcut yönetimdeki kişiler. Birileri geldi ki müdürüm ben onu tanıdım dedi. Dedim ki tanımadım. Ya nasıl tanımasın dedi. Dedim ki valla kusura bakma. Hani müdürüm dedi ya. O hani dedi lokanta fazla hesap alan adam var ya. O benim işte. Evet. Ya dedim ki burada ne işin var? Ya müdürüm sen koş adamsın. Adam bir adamsın dedi ya. Sen o zaman gece 2'de benim işimi çözdün. Duydum geldim dedi ya. Sen adam gibi adamsın dedi ya. Ben ahde. İşte ahde vefa bu. Aynı. Ve değişmiyor. Bunu anlatıyorum hep örnek. Tabii. Şey, değişmeyen bu güzellik işte onun için de beni bugün buraya getirdi. Aynı. Yani yıllar sonra geldim yani, millete merhaba diyorum. Bir de sık sık geliyorsun zaten müdürüm. Elbette yani dedim ya. İyi şeyler evet, sevilir yani. Kötü
kötü değil. Aslında, ha ben kötü olsaydım, Elazığ kötü olsaydı gelmezdim. Şeytan görsün yüzünü derdim. Ya tabii, benim işim şeytan görsün. Ama bugün bak dışarıda bekleyenler de Ali'si Veli'si içmeden örübürden gelmişler. Kahveciler Federasyonu Başkanı diyor ki efendim sabahleyin ben sizi alayım diye bana mesaj yazmış. O da sizin duyurmanızdan dolayı. Bak ne kadar güzel bir şey. Tabii. Ha bu arada dün çok ilginç İstanbul'dan akşam sabah 6.55'te uçağım vardı. Gece 3'te geldim oraya. Elazığ'da bir komiser yardımcısı, hatta burada Kolancılardanmış, Ebu Bekir Yıldırım, Ekinözü köyünden. Geldi beni buldu. Müdürüm ben Elazığ'ım dedi. Sabahleyin bana kahvaltı yaptırdı. Gece çayını verdi ve yolcu etti. Benden de selam söyledi. Bakın güzelliğe bakın. Aynen. Benim Elazığ emniyet yaptığımı biliyor. Havalanda listede benim adımı görüyor. Koruma listesine ve geliyor beni yolcu ediyor ve sabah kahvaltı yapıyor. Bu güzellik işte Elazığ'ın şuurundan, şiarından ve güzelliğinden. Ya onu da vefa devam ediyor müdürüm. Bir de baktığımız zaman hani şehir olarak da aslında yaşanabilir çok güzel şeylerden bir tanesi. Hastanesine bakıyorsun müdürüm. 4 tane özel hastanesi var, 4-5 tane. Parklarına bakıyorsun. Biraz sonra konuşacağız size. Özellikle bugün ilk geldiniz. Millet Bahçesi'ni ziyaret ettiniz. Evet. Görev yaptığınız yerde. İşte Millet Bahçesi, mesire alanı, kültür parkı, Jeep barajı, özel okula bakıyorsun özel okul, otele bakıyorsun otel okul. İşte Sivrice'si, Keban'ı, Harput'u, trafiğine bakıyorsun trafiği o kadar yoğun değil. Yani her şey var yani Elazığ'da müdürüm şey aslında var. Ama kıymeti fazla bilemiyoruz. Belki biraz eksiğimiz ne müdürüm? Tanıtım eksikliği var yani. Elazığ'ın biraz tanıtımını yapsak ondan sonra. Millet Bahçesi dedin de aklıma geldi. Evet. Ben bugün ilk işim oraya gezmeye gittim. Arkadaşlar çünkü... o şey resmi vardı. Onu da getirebilirsen müdürüm plaketi. Müdürüm orada siz daha önce Emniyet Müdürlüğünüz döneminde insanlara plaket veriyordunuz. Evet. Şu evet plaket, işte bu resim. Müdürüm, ben Emniyet Müdürlüğünün rengini maviye boyamıştık o zaman. Sebep de şu, Emniyet Müdürlüğüne boyamadığını yapacağız. Çok paramız yok. Bir fabrika dedi ki mavi renk alırsan ucuz veririz dedi. Biz de aldık maviye böldük ama moda oldu unutur. Evet. Daha sonra işte bir takım tarihsel olaylar yaşandı. İşte bombalandı, şu oldu, buldu. Şimdi orası Millet Bahçesi olmuş. Dedim ki gideyim göreyim. Bugün ilk işime oldu. Evet. Bir Sivrice kampına gittim. Bir Harput'a çıktım. Bir de oraya gittim. Evet. Aa çok güzel Millet Bahçesi olmuş ama eskiyle ilgili bir anı yok. Herhalde diyorum ben geleceğe gelmeden görmüşüm de bunu o zamanlardan 24 yıl önce tabağa basıp millete vermişim. Şimdi çok güzel, hayırlı olsun. Elazığ'a yakışmış merkezde Çayda Çıra'nın yanında bir Millet Bahçesi. Ama orada eskide burada emniyet flüğü vardı. Bir zamanlar güvenlik hizmeti sunan bir birim vardı. Tabii. Diye ki orada en az 30 bin polisin emeği var orada yani. Çok geldi geçti devammış. Bir de 3 tane şehit verdi. Yani, mekanları şehit cennet verildi. Olsun. Allah'ın için orada geçmişi andıran, bir zamanlar burada emniyet birliği vardı, güvenlik hizmeti sunuluyordu denilen bir şey olmalı diye düşünüyorum. Ben gittim orada bugün bir şey aradım. Hiçbir şey bulamadım bugüne ait. Tamam çok güzel bugüne ait ama geçmişi unutmamak lazım. Aynen. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. Doğru. Bence orada kuş yuvaları mesela evler yapmış. Belki de o bu evlerin emniyetli maketi o kuş yuvası olmalıydı. Aynen. Veya bir makete yerleşmedi. Veya bir şeyler o olmalıydı. Şeyler bir zamanlar burası Elazığ'a güvenlik hizmeti sunuyordu. Tabii. Şimdi millete bahçe oldu demek lazım. Doğru. Bir şey demek lazım. Yani kendim için demiyorum. Ama anılar yok olmuş. Evet. Yani geçmiş silinmiş. O da silinmemeli. Elbette ki yeni hizmet verilmeli. Bilmiyorum orayı bir gözden geçirmek gerekiyor. Biz de sık gündeme geçiyoruz Millet Bahçesi'ni. Bence ben burada Sayın Belediye Başkanımıza yetkileri... Hemen kalkması gerekiyor müdürüm. Efendim demir güzelliğine özelliğine bir şey demiyorum ama efendim? Geçmişte de burada böyle bir şey vardı demek lazım. Doğru. Bir de demir yani ahde vefa bu. Gerekiyor. Benim bana bir şey vermeyecek ama 40 yaş üzeri grup orada emniyetinde herkesin senin de anın vardı orada. Tabii tabii doğru. Bu anılar silinmemeli. Çok sohbet ettik. Ben bu da rahmetle anıyorum ya. Sayın Hamza Yanılmaz vekilimizi ve belediye başkanımızı. Ben emniyetliyken belediye başkanımızı çok da severdik. Allah rahmet etsin kardeşleriyle birlikte çalıştık. Bir gün dedi ki bana müdürüm dedi ya 12 Eylül'de dedi. Bu Abdullah Paşa'da bir karakol vardı. Orada ben çok çektim dedi ya. Evet. Orayı yıkalım dedi ya. Yıktık orayı. Yani kötü anıları yok etmek lazım. Ama burada güzel anılar oldu. Güzel anılar olan yerler. Burada kötü anı yok. Burada güzel anı. El ele güzel günler de dendi. Aynen. Bıçağı bırak kaleme al dendi. Polis vatandaşlara daha güzel günler dendi. Trafikte huzur yılı, güvenlik yılı, güvenlik 2001 yılı. Elazığ'da başladı. Trafik güvenlik yılı dendi. Evet. Ve ehliyet tenliğine dönen Şinas Evni diye tiyatrolar yazıldı. Ama bunun ötesinde de orada sizler de gittiniz, silah ruhsatı aldınız, bilmem belge aldınız, bir şeyler verdiniz, ifade verdiniz. Bir anılar var yani. Doğru. O bir yerde belki de bir müze olmalı. Ha bugün çok da güzel. Oraya üniversite öğrencileri kütüphane yapmış. 24 saat hizmet veriyordu da. Çok güzel. Doğru. Çok güzel ama bir köşesinde de o da olmalı diye düşünüyorum. Şehitlerimizin isimleri ama olmalı. Yani üç çok da sürçülisan olursak affola diyorum. Evet. Hizmet edenleri, o güzelliği yapanları, o güzelliğe karar verenleri kutluyorum. Evet. Ama bir şeyleri de konsol. Hatta bugün Emniyet Genel Müdürümüze Sayın
Mehmet Aktaş Bey'e de ilettim. Evet. Dedi ki doğru söylüyorsun gibi dedi. Ama yani umarım dilerim siz de aracı olursunuz. En azından Zeki Akbıyık'ın da orada bir anısı vardır. Evet. Hiç gider onu anlatır. Tabii tabii yok. Çok anımız var müdürüm. Ben evet. Sizlerle sohbet ettik. Kaç tane emniyet müdürümüzden çalıştık. Eski evet. Günler güzeldi müdürüm. Ben orada bıçağı bırak kalem al kampanyası döndük ve bıçak getirenlere kalem verdik. Evet. Ve orada ben yazar oldum. Ben. Evet. Tüm polisin hatıra defterinde Türk Barış Teşkilatı'nın 155. yıl dönümünde 155 polis imdattan onun anısına hatta 2000 Elazığ'da güvenlik ve huzur yılı ilan etmiştik. Evet. 155. yıl Elazığ'da güvenlik huzur yılı ilan etmiştik. Dolayısıyla o güzellikler de anlatmış. Belki çok takıldım diyeceksiniz. Yok, takılmadık. Müdürüm. Müdürüm mesela bıçağı bırak kalem al kampanyası evet. Ki başlattığınız zaman hem Elazığ'da hem Türkiye'de ulusal basında da çok geniş yer aldı. Evet. Çok geniş yankı. Neden başlattınız? Böyle bir kampanya neden aklınıza geldi müdürüm? Tabii Elazığ, güneş doğudan yükselir. Evet. Elazığ'da huzur adası, huzura çıkan yol diyoruz. Elazığ'da çok olay yok ama basit de olsa birkaç tane oluyor. Ve onu gördük. Yani genç çocuklar birbirlerini bıçaklayabiliyor. Neden diye araştık sağ olsun o zamanki arkadaşlarımız, valimiz Lütfullah Bilgin, Milli Eğitim Müdürümüz, işte Halk Eğitim Müdürümüz, buna benzer yetkililerle görüştük. Şimdi çocuklar, yani ilkokul, ortaokul çocukların cebinde bıçak var. Tabii çocuklar duygusal hareket ediyor, mantıksal değil. Arkadaşlar kızıyor, kalemi tutarak bıçağı dürtüyor. Ya o zaman dedi ki, eğer cepte bir bıçak olmasa bu olay olmayacak, arkadaşını bıçaklamayacak. Ve tuttuk, dedik ki ya ne yapsak, bir araştırma yıllara göre değerlendik, yaş durumuna göre değerlendik olayı. Olan yerleri değerlendirdik falan. Sonuçta dedik ki bu çocuklar 15, 16, 17 yaşındaki çocuğun cebinde bıçak olmazsa kızdığı anda belki yumruk vuracak, o geçici. Ama bıçağı evet. Dürterse evet. Kalıcı. Bıçağı bırak kalem al kampanyası dedik. Hatta oturduk, standlar kurduk, bıçak getirene kalem verdik. Berberler, manavlar, bakkallar, herkes bıçağı bırak kalem al kampanyası açtı. Ve ben de oturdum. Sayın Valide sağ olsun Lütfullah Bey selam var size. Onun da izin alarak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü hep birlikte bir kampanya yaptık. Ve oturdum 30 kısa şiir yazdım. Eğer vaktimiz varsa okuyayım. Tabii. Yani tuttum oturdum ben şair değilim ama uçağı bırak kalem aldık ya. Evet. Biz de kalem aldık yazdık. At bıçağı al kalemi. Bilmek için, gülmek için, yücelmek, yükselmek için, insanlığa hizmet için at bıçağı al kalemi. Hoşgörü için, sevgi için, eşe dosta saygı için, Elazığ'a hizmet için at bıçağı al kalemi. Bak bu kitabın kapağı evet. Da Elazığ. Tabii. Keban Barajı'ndaki de inekler nizamı var. Evet. Özellikle onu da göstereyim. Doğru. Karanlıktan kaçmak için, aydınlığa çıkmak için, ailene hizmet için at bıçağı al kalemi. Gençliğe örnek için, kurallara uymak için, güzeli bulmak için at bıçağı al kalemi. Eğitici bulmak olmak için, bilimi ilimi bulmak için, Fırat Üniversitesi'ni kazanmak için at bıçağı al kalemi. Evet. Bugün de gençler üniversite sınavına girdi. Onların hepsine başarılar diyorum bugün ve yarın. Evet. İnşallah. Bak Fırat Üniversitesi'ne girmek için diyor at bıçağı al kalemi. Çevrende sayılmak için, topluma hizmet için, poliste sevilmek için at bıçağı al kalemi. Hayatı sevmek için, ömrünü uzatmak için, kötülüklerden kaçmak için at bıçağı al kalemi. Devam edeyim mi yoksa bırakayım? Tabii devam edeyim mi diyeyim. Herkese iyilik için, hapse girmemek için, kendini tanımak için at bıçağı al kalemi. İlkellikten kaçmak için, uzaya gitmek için, internete girmek için at bıçağı al kalemi. Evet. Bıçağı amacı dışında kullanmak için, kan akıtmamak için, arkadaş katili olmamak için at bıçağı al kalemi. Yaradanı sevmek için, yaradılanı korumak için, kalk koşun hayır için, at bıçağı al kalemi. Duygularını dökmek için, sevdiklerine ulaşmak için, gelecekte unutulmamak için at bıçağı al kalemi. Hiç kimseye kötülük etmemek için, herkese iyilik etmek için, her daim iyiliği görmek için at bıçağı al kalemi. Çevrene ışık saçmak için, ilime bilime hizmet için, tarih sayfalarına geçmek için at bıçağı al kalemi. Harputa layık olmak için, hültünü korumak için, kalk koşun hakkını vermek için at bıçağı al kalemi. Hırsla kalkıp zararla oturmak için, arkadaş kanı akıtmamak için, cana canana kıymamak için at bıçağı al kalemi. Okay. Düşmana ders vermek için, dostlara selam demek için, yazar çizer olmak için at bıçağı al kalemi. Okumak için okutmak için, öğretmeni sevmek saymak için, okul disiplinine uymak için at bıçağı al kalemi. Sanık sandalyesine oturmamak için, gakkoşu mağdur bırakmamak için, mahkemelerde yargılamamak için at bıçağı al kalemi. Kızıp zafiyete düşmemek için, dosta düşmana rezil olmamak için, Tanrı'nın verdiği cana kıymamak için, at bıçağı al kalemi. Devam edeyim mi? Çok da güzel yer bende. Devam edeyim mi diyorsun? Gerçek Elazığlı olmak için, öğrenci adabına uymak için, öğrendiklerini yazmak için evet. At bıçağı al kalemi.
kalemin bıçaktan keskin olduğunu bilmek için, sınavlarda iyi not almak için, gelecek nesillere bir şey bırakmak için at bıçağı, al kalemi. Kampanyaya katılmak için, bıçakla işlenen suçları azaltmak için, bıçağı verip kalem almak için at bıçağı, al kalemi. Meslek ve sanatı icra için, evet, zarar değil yarar için, kampanyaya destek verenlere teşekkür için, evet, at bıçağı, al kalemi. Evet. Sayın Valimiz Bilgin'in arzusu için, kampanya amacıyla verdiği onayın başarısı için, Elazığ'a verdiklerinin karşılığını almak için at bıçağı, al kalemi. Polisin amacına ulaşması için, suç işlenmesini önlemek için, daha huzurlu bir Elazığ için at bıçağı, al kalemi. Elazığ Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan der ki, hiçbir zaman bıçak kalemden keskin değil ki. Polis kalkmışının ispatı için at bıçağı, al kalemi. Ve bugün de Kanal F'de, Fırat TV'de bu şeyi okumak için at bıçağı, al kalemi. 13.4.1999 13 Nisan. Kaç yıl nerede, olmuş? 23 yıl önce. 23 yıl önce. Evet. Ama oturmuşum ben de bıçağı bırak kalem al demiştim ya. Evet. Ben de oturmuşum bu şiiri yazmışım. Kitap. Şairlik yönünüz var. Yani yok değil ama işte. Müdürüm yani. Ama şimdi. Ama böyle yani içten olunca müdürüm yani hani dökülüyor da. İnanır mısın? Evet. Ankara Üniversitesi Medikososyal Daire Başkanlığı 2 sene önce Ankara'da gördüm. Rektör de Necdet Bey, Necdet soyadını unuttum, ünü var. Eski milletvekili. Evet. Dedi ki müdürüm dedi uçakta beni gördü. Sana dedi elini öpmek istiyorum. Hayırdır? Dedi ki efendim biz lisedeyken bıçağı bırak kalem al dediniz ya dedi. Ben o zaman bıçağı bıraktım. Ve şimdi üniversite daire başkanıyım. Bakın güzeli. Evet. Elazığ'da savcılar var, hakimler şey Antalya'da veya evet, çalıştığım yerlerde. Bunlar çok güzel şey. Tabii. Hamburg'da Palolu birisi bile diyor ki müdürüm. Evet. Ha çok da meşhur oldu. Biz de hiç unutmadık yani. Aslında bu amaç bıçağı bırakmak değil. Şiddete hayır. Hayır. Evet. Hala şiddete doğru, hayır. Yani evet, bunun şeyi bu ve o zaman bu kampanya çok meşhur olmuştu. Biz de çok meşhur olduk. Emniyet Genel Müdürü dedi ki evet, yeter dedi benden meşhursun. O zaman Bedrettin Keleşumur Fırat Atlası Gazeteciler Cemiyeti'ne hatta, devretmiştik bu işi. Aynen, hatta şeyde doğru bu kampanya Fırat Atlası Gazeteciler Cemiyeti'ne Coşkun Kamaş abi de vardı. Coşkun evet Kamaş Coşkun Bey da vardı. Ben, sağ o zaman cemiyete devrettiniz. Onlar devretetti. Hatta şimdi Coşkun Bey diyor ki şimdi silah çok fazla acaba silah bırak sevgi al kampanyası yapılabilir mi demiş. Ne aynen yani, işte şiddete hayır diyoruz şimdi. Evet. Şiddete hayır. Elazığ şiddetle işi yok. Giriyor. Elazığ, Gakkoşlar dost için var. Hep dost eli Elazığ'da. Evet. Elazığ adı da orada. Milletin karnını doyurmak için, ekmeğini kesmek için değil. Değil. Ben Elazığ'ın ama Türkiye genelinde her zaman daha iyi yerde olduğunu biliyorum. Bunu da takip ediyorum ve Emniyet Müdürümüz Celal Bey ile konuştum. Elazığ Türkiye ortalamasının daha altında suç işleniyor. Evet. Ama Elazığ'da belki de hiç suç işlenmemeli. Tabii. Hiç düşünmüyorum. Ya dedim ya ben Elazığ örnek verdik. Bakın şu kitapta Keban Barajı'ndaki inekler bu gerçek bir resim. Hep yolun sağına park ediyor. Hiç yolun ortasına park eden yok. Doğru. Yani bununla ilgili de tiyatro yazmıştık. Ehliyetten neyine dönüşün azıcık öyle. Biraz göç aldı müdürüm. Onun etkisi de oldu evet, ama yani emniyet teşkilatı gerçekten canla başla çalışıyor, mücadele ediyor. Ben özür diliyorum. Hep kendimizi evet, anlatmış olmayalım. Yok, ama Elazığlıların güzelliğini burada anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Yoksa ben demek doğru değil. Onun. Yok estağfurullah müdürüm. Yani hani müdürüm diyor ki şimdi olsaydınız bıçağı bırak kalem al kampanyası yapar mıydınız? Şimdi adi suç oranı daha fazla. Yani şimdi bilemiyorum tabii. Emniyet müdürümüze de sormak lazım. Tabii daha belki farklı suçlar vardır. Belki internet bağımlılığı vardır. Belki sosyal medya bağımlılığı vardır. Biraz zararlı makyajı kullanmak yani, daha fazla gibi. Yani Elazığ'da değil de Türkiye genelinde. Olabilir. Niye olmasın yani? Ama hangisi problem? Hatta evet, ben o zaman bana göre şey müdürüm, zararlı maddelerin kullanımı daha fazla. Onunla ilgili mesela şey yazmıştık biz. Evet. Yarınlara geç kalmadın diye. Ya bu çocuklar, Elazığ'ın sorunu değil, Türkiye'nin sorunu yani. Türkiye'nin sorunu. Öyle evet, bir tiyatro yazdım ben yarınlara geç kalmadın diye. Şu anda Adana Devlet Tiyatrosu oynuyor ve geçen 15 gün önce de gittim Adana'da izledim. Sanıyorum evet, buraya da geldi o tiyatro daha önce 2 yıl, 3 yıl önce ben de gelmiştim. Oynadı burada. Yine turne yapacakmış Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla. Devlet tiyatroları genelinden bu konuda gençliğin zararlı alışkanlıklarından korunması için bir çalışma yapın demiş. O tiyatro benim Elazığ'dayken yarınlara geç kalmadan diye yazdığım tiyatro oynuyor şu anda. Oynuyor şu oynuyor anda. Oynuyor ve Elazığ'da isterse gelir. Ama tabii, çocuklar neden zararlı alışkanlığa başlıyor, ona yani zararlı alışkanlıklar ediniyor sebebini araştırdığınızda anne baba ilgisizliğinden, aile ilgisinden. Yani çocuğun suçu yok. O nedenle anne babalar çocuğa daha fazla sevgi, şefkat göstermeli, zaman vermeli. Para vererek iş çözülmüyor. Şimdi ben şey görüyorum müdürüm çoğu ailede. Çocuklar ufakken ağlamasın etmesin diye cep telefonu, bilgisayar veriyor ki aman onu uğraşsın etsin diye. O daha tehlikeli yani bağımlılık evet, yani. Evet. Bir de çocuklar problemi olduğunda o problemin en kolay çözülecek yerinin
aile olduğunu, aile ortamı olduğunu, aile limanı olduğunu bilmeli. Derdine çözümü dışarıda aramamalı. O nedenle çocuklara ilgi ve şefkat tabii gösterilmeli diye düşünüyorum. Yani. Eğer çözümü dışarıdaki arkadaşların varsa kötü arkadaşlık ve kötü alışkanlık edinebiliyor. Onun için anne babalara diyorum ki çocuklara hayat piyangosunun çok pahalı alınmış biletleridir. Evet, onlara büyük ikramiye çıkması biz büyüklerin önünde. Hatta çocuklarla ilgili bakın iki tane de çocuk kitabı yazdım. İşte çocuklar trafik kurallarını öğreniyor. Çocuklar ve atlar diye. Yani çocuğa ilgi gösterirseniz çocuk rol model alır sizi ve çok kolay kopya çekiyor. Aynen. Elinde sigara varken sigara içme oğlum dersen olmuyor. Sen niye içiyorsun diyor. Dolayısıyla iyi lazım. Rol model olmak gerekiyor. Evet. O nedenle de anneye babaya çok görev düşüyor diye düşünüyorum. Doğru. Biliyor musun şimdi bizim Coşkun Kamaş Bey'le sohbet ederken evet. İşte hani siz de şeydiniz hep eski dönemi anlatırdı. Dedik ya mesaj atmış diyor ki Elez Emniyet Müdürü'yken diyor sayın müdürüm diyor mesai dışında hep korumasız yalnız gezerdi. Evet. Sık sık esnaf ziyaretleri yapardı. Bir çay bir kahve içerdi. Vatandaş polis için çok iyi uygulardı. Biraz da bundan bahseder mi demiş Coşkun Kamaş Bey. Çok teşekkür ederim. O da sizi çok seviyor müdürüm. Ben öncelikle Coşkun Kamaç'a teşekkür ediyorum. Coşkun Kamaç'ı ben Elazığ'a gelmeden tanıdım. Neden? Daha önce Elazığ'la çalıştığım polisler, komiserler, arkadaşlardan dolayı Elazığ emniyet olduğumda herkes geldi ailesiyle tanıştırdı. Bunlardan rahmetli başkomiser Mehmet Duran rahmetli anıyorum. Evet, onun da Coşkun Kamaç akrabasıymış. Geldi beni tanıştırdı. Ben emniyet olduğumda gazeteci olarak değil Mehmet Duran'ın akrabası olarak tanıştım. Şimdi... Tabii Elazığ'ı onlardan biliyoruz. Elazığ'a yakınız, Elazığ'da arkadaşlarımız var. Sizden biri sizin için varız diyoruz. O halde Elazığ'ın içinde olacaksın ki bileceksin, duyacaksın. Yani sana gelenlerle değil, sen de muhatap olacaksın, duyacaksın. O nedenle sizden biri sizin için varız diyen içeride geziyoruz. Hakikaten korumasız da geziyorduk. Bugün siz de gördünüz, korumaya gönderdiniz ya. Ama Antalya'dan geldim diye buraya bildirmişler. Evet. Onlar biz kurtulduk, Elazığ'da korusunlar diye onları gönderdik. Evet. Şimdi bir gün yine çarşıda gezerken, sanıyorum gel gör rahmet Allah sağlık versin diyorum. Orada Elazığ'ın Ekabir kesimi Ramazan'ımda rahmetle anıyorum. Diğer birkaç kişi oturuyor. Beni Gazi Caddesi'nde görmüşler. Cumartesi veya pazar yürüyorum. Birbirleriyle konuşuyor. Demişler ki ya bu densize bak lan kendi başına geziyor. Bir tane bir densiz bizi bir şey yapar. Elazığ'ın adı kötüler. Demiş ki oğlum takip et müdürüm. Evet. Neyse benim haberim yok. Ben 2-3 saat gezdim. O da beni takip etti. Ben gittim normal olmuş. Ertesi gün beni aradı. Allah sağlık versin arkadaş. Dedi ki müdürüm ya sen yalnız geziyorsun, koruması geziyorsun. Tamam güzel de. Ya densiz birisi çıkar bir şey yapar, bir çelme takar. Lan Elazığ'ın adı körlenir, adı kötülenir. Gündeme düşer. Elazığ'da müdürünü dövmüşler. Elazığ müdürüne sakat atmışlar derler. Sen kendini düşmüyor musun? Bizi düşün dedi. Ha. Bir bakıma doğru. Ya ama ha. Ben de diyorum ki Elazığlılar bana kötülük etmez ki. Terör de vardı müdür mü? Var. Yani onları da yaşadık. Hatta bir gün yolda bağırıyor sonra. Var mı lan benden başka büyük... Beni görecek. Müdür abimden sonra benden başka büyük var mı diyor. Sarhoş ayıldı şimdi. Evet, bu çok güzel ama bu Elazığ'ın ahde vefalı bunu anlatıyorum. Diyor ki git diyor şunu takip et başına bir şey gelirse. Hiç olmaz biz koy. Bakın bu ne kadar sorumluluk örneği, ne kadar güzel örneği. Tabii. Bırak suç işlemeyi, suç işleyecek olanlara da mani olmaya. İşte el ele güzel günlere sizden destek bekliyor, size yardım etmem için bize yardım edin demek yerini bulmuş. Doğru. Anlatabilmişiz. Yani tarih boyunca zaten insanlar, yönetenler, yönetilenler birbirinin isteklerini anlayamamış, anlatamamış. Yöneticiler demiş ki acaba bu yönetenler benim için, yönetilenler benim için ne düşünüyor? Yönetilenler demiş ki acaba bu yöneticiler benim için ne düşünüyor? Halbuki hepsinin ortak düşüncesi daha iyi bir ortam, daha problemsiz, daha güvenli bir ortam. Aynen. Ama anlatamayacak olmuyor. Ben bir örnek vereyim yine. Antalya'da bir atlı polis kurmuştuk, emniyet büyüğüm. Bir günde sivil, bir pazar günü gittim atlı polisi kurduğumuz mahallede köylü kadınlar kahvaltı yapıyor çocuklarla. Selam aleyküm selam, tanımıyor beni. Nasılsınız, iyi misiniz falan diye. Dedim ki teyze buraya atlı polisler gelmiş, komşu olmuşsunuz polislere, nasıl, atlı polisler ne yapıyor, ne işler yapıyor? Hiçbir halt etmiyorlar dedi. Akşama da at koşturuyorlar dedi. Kadın nasıl kızıyor, benim paramla keyif çatıyorlar diyor. Halbuki atları eğitiyorlar, polislere eğitiyorlar, eğitim yapıyorlar ama gidip o amiri komşuya dese ki ya biz burada atları eğitiyoruz, ata biniyoruz ama keyif çatmıyoruz. Atları eğitmek, kendimizi eğitmek için yapıyoruz dese olmayacak. Doğru. Bunu valiye anlattım da diyor ki bu vali, nereden gördün diyor, bu imaj maker gibi bir adamsın. Yine başka şey anlatmış, kitaplara yazdım. Bir gün yine geç kaldım, Antalya'da tabii oluyor, burada da oldu da burayı anlattım. Lokantada yemek yerken korumayla şoförü bir yemek yedim derken garson geldi ki abi dedi bu sizin trafik polisleri çok yiyor dedi ya. Neden dedim? Abi dedi 3 porsiyon kebap yiyor. Niye dedim? Abi hesaplarını dolmuşlar diyor dedi ondan.
Hakikaten bir çıktım, kolesterolüm çoğu göbekli. Gittim doktora çağırdım, dedim ki bir genelge yap. Vücut kitle endeksi diye bir olay var. Boyla kilo arasında 10 fark olacak. Evet. Herkes vücut kitle endeksini ölçecek. İnternette bu haber geziyor, evet. 2008 yılında bir. Eğer kütle endeksi uymuyor ise bir ay sonunda hala uyumsuzsa trafikten alacağız dedim. Ve 3 gün sonra gittim, abi artık kimse yemiyor dedi. Yani mesele şu, görmek yavaş ama görmek şey için de sormak. Sormak için de vatandaşla muhatap olmak gerekiyor. Aynen. Onun için ben bugün sana nasıl diyorlar Coşkun Bey'e mesela, sor. Evet, Coşkun abi söylemişti. Müdürüm mesela bir mesaj atmışlar. Çok mesaj vardı, hepsini okuma imkanımız yoktu abi. Diyor ki Zeki Bey, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Sayın Müdürümüz Elazığ'a hoş gelmişler. Sayın Müdürüm inşallah güzel ilçemiz Baskil'e gelir, Saklı Kaplı ve Karale ile kanyonlarını ziyaret eder ve güzel bir reklamı bence. Elazığ Baskil Paşa Konağı Köyü'nden Mehmet Kısar. Sağ olsun. Yani her taraftan davet ediyorlar. Doğru, güzel. Yani evet. Biz Elazığ'da herkesin, her kesimin polisiydik. Yani evet. Birilerinin değil, herkesin polisiyiz ama sağ olsunlar. Ben burada sizin kanalınızla ben çok teşekkür ediyorum. Bütün Elazığ'lara ulaşmam mümkün değildi. Evet. Ama şimdi sizi izleyenlere ulaşıyoruz. Işte, İyi diktimci. Evet. Ben de şu anda Antalya'da emekliyim ama avukat Feyzullah Aslan'ım. Evet. Antalya'da Aslan Hukuk Bürosu, hatta Feyzullah Aslan Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapıyorum. Yani para kazanmak için değil de dostların dertlerine derman olmak için çalışıyorum. Her zaman her konuda istekler olsa beklerim. Telefon da verebilirim. Evet, orada güzel şeyler görüyorum. Aynen. 0532 568 5016. Bakın çok eski bu fotoğrafı Milli Eğitim Müdürü Hamza Doğuş göndermiş. Allah rahmet eylesin. Bakın Edazlı'ya sormuşlar küresel ısınmaya ne düşünüyorsun Kenan Bilgehan Bey de vardı. Ya, rahmetli ya, oldu Kenan Bilgehan Bey. Allah rahmet eylesin. Evet. Küresel ısınma için ne diyorsun demişler. Vallahi onu bilmem de sobanın tadını hiçbir şey vermiyor demiş. Bak, Metin Çöter de orada. Biraz önceki vardı evet. Evet. Metin abi bakın bu kamyon çeker 10 ton, gönlüm çeker parası 1 ton. Ben şu asayiş... Bir bu soba şey resmi Ömerciğim. Metin asayiş Berkemal kitabına yazmışım kamyon arkası yazıları. Evet. Bakın kolordu komutanımız Sayın Köksal Karabay, evet. Lütfullah Bilgin, evet. Beyit Şahin Savcı, ne bileyim evet, Metin Çöteli hala. Şey demek Beyit evet, Şahin... Evet Hamza Doğuç. Nereden nereye soba? Beyit Bey demek oldu Yeritay'da. Yani bu... Evet. 98-99 resimleri. Evet. Oradaki Milli Eğitim Müdürü gönülmüş. Bende yok evet, mesela. Ya. Şimdi Malatya'da herhalde Hamza Doğuş. Evet şu anda Malatya'da emekli. Evet, bazen doğru. Arıyor beni. Aynen. Güzel günlerdi o günler ama hala o güzelliği yaşıyor diye düşünüyorum Elazığ'da. O Paris Hilton hikayesi de bu kitapta Asayiş Berkemal'de kamyon arkası yazıları yazmışlar. Hatta bir tanesi Elazığ'da yazmış 23 ELZ 023. Diyor ki ileride güzel günler göreceğiz diyorduk. Daha ne kadar gideceğiz? Ne kadar güzel. Aynen. Çok güzel. Müdürüm, bak şimdi... şu da güzel. Bak diyor ki akşamdan arabada teyip yoktur diyor. Evet. Sabah kalkmış kafana takma abi biz taktırdımış arabayı da götürmüşler. Müdürüm şimdi tabii biraz da Elazığ'la ilgili hatırınıza baktığımız zaman Harun Toptaş'ın babası Musa Topbaş bir gün siz onu arıyorsunuz. Diyorsunuz ki nereye ne yapıyorsun diyor içmeye gidiyorum diyor. Ya diyorsunuz ki Ramazan'da içmeye gidilir mi diyor. Onu bir anlatsanız zannederim o şeyi. Şimdi İçme köyü ben burada Mustafa Toptaş, Harun Toptaş eşine, evet. Annesine, bütün kardeşlerim. Bizim bir polis arkadaşın yakınları. Onlar biri. Evet. Bir gün aradım bir Ramazan'da bir şey soracağım. Neredesin dedim abi içmeye gidiyorum dedi. Lan Ramazan iç. Dedim ki nereye gidiyorsun içmeye? Ya bugün Cuma hem de Ramazan. İçmeye olur mu dedim ya. Abi içme beldesine gidiyorum. Ben nerede bileyim içmeye gidiyorum derken. İçme aklıma mı gelsin yani? Evet. Dolayısıyla şimdi buradan da selam sevgiler sunuyorum Toptaşlara. Onlar da değerli bir aileler. Müdürüm bir de Han kendinin isminin girişinde Kel Mahmut Köyü vardı. Yani. Ha, evet. Malatya tarafının evet. Girişinde. Siz bunu Gül Mahmut yaptınız. Niye Gül Mahmut yaptınız? Ya dedi? Şimdi şöyle ben tabii evet. O zamanki muhtara selam sevgiler sunuyorum. Şimdi bir gün dedi ki ya gidip giriyoruz Malatya yolunda ben Gürün'e gidiyorum işte geçerken. Ya müdürüm dedi ya bizim köyün adından dolayı çocuklar dedi o köylü olduğunu söylemiyor. Çocuklara nerelisin diye sorduklarında Durupınarlıyız diyor dedi. Evet. Yani Kel Mahmutlu'yuz demeye evet, çocuklar, gençler evet. Durupınarlı. Dedim ki o zaman madem öyle bir şikayet var gel dedim o köyün adını değiştirelim. Mahallede Osman Aydın'dı kulakları çınlasın. Dedim ki sahibi abi bu Kel Mahmut köyünden çok memnun değillermiş. İyi olur dedi madem öyle bir şey değiştirelim. Bir referandum yapılsın falan. Derken bir referandum falan yapıldı. Derken köyün adı değişsin kararı çıktı. Evet. Ne olsun ne olsun. Köylü demiş ki madem Feyzullah Hasan emniyet düşün o şeyi versin. Aslında orası Gel Mahmut'muş. Hikaye oymuş. Neymiş? Ama Gel Mahmut. Ama Kel. Ama Türkçe'de şey Arapçadan Türkçe'ye geçerken K ile G Arapça ile Türkçe birbirine benziyor. Evet. Nüfus memuru veya o gibi Kel diye okumuş Kel evet, Mahmut. Evet Kel Mahmut. Gel Mahmut. Ben o zaman bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Ya ne yapsak o zaman Kel Mahmut? Yani en kolayı
Gül Mahmut yapalım yani ve gül de güzel. Herkese de gül dağıttık. Evlerine evet. gül diktirdik. Malezya'da giden herkes gül görecek. Doğru. Gül Mahmut olsun. Olsun Gül Mahmut falan. Gayet güzel. Bütün şeyler değişti. Ama sonra Elazığlı bir de savcı var. Abdüsselam Görücü. Antalya'da. Diyor ki ya müdürüm bizi çok lightlaştırmışsın. Şimdi bir de propaganda yapmış. Ya bizi yani Gül Mahmut bizi çok lightlaştırdı. Biz yani Kel Mahmut daha oturaklıyız evet. falan Gül Mahmut. Geri dönmüşler Kel Mahmut'a. Çok mu önemli bilemiyorum ama evet. yani keşke saçlı Mahmut yapsalardı. Evet peki. yani Kel Mahmut. Gel Mahmut. Gel Mahmut. Evet. Kel Mahmut. Şimdi Gel. Tamam artık saç ekiyor. Herkes saç ektiriyor. Yani Kel evet. kalmadı ki. Doğru. yani saç ektiren Mahmut olsaydı. Evet. Şimdi arkadaş televizyonda şeyi gösteriyor. Alet kontrol. Ben biraz da polisin sevgisi halini göstermek için yazdım. Bu gül güldür, düşündür. Aynen. Polisin hatıra defterinden. Asayiş, Berk, Kemal. Dedim, ne bileyim şu. Orada evet. Elazığ'la ilgili çok güzel bir olay var. Bu Türkiye'ye yayıldı. Bir gün gece saat 12'de 1'de geziyorum. Birisi sarhoş belli arabayla gidiyor. Yalpa yapıyor. Anons ettim. 33-10 merkez. Trafik ekipleri baksın şu plaklı araç Doğu Kent bulvarına doğru gidiyor. Kontrol etsin araç alkollü mü diye. Herkes yolu kestik bakıyor. Şunu yapıyoruz. Herkes cevap veriyor falan. 15 dakika sonra 54-10 merkezi 33-10 dedi. Bölge trafik müdürü. Dinliyorum. Evet. Sayın müdürüm dedi. Yolu keştik, aracı aldık, kontrol ettik. Araç alkol değil. Dizelmiş, dizel dedi. Şimdi çok güzel bunu yazdım. Tam anlaşıldım ama tabii sormadım. Sabahleyin geldi dedi ki müdürüm çok özür diliyorum. Akşam verdiğim cevaptan dolayı. Ama dedi şahsi çevirdik. Adam alkol içmiş ama herkes de çok iyi tanınan bir şahıs. 40 yılda bir hata yapmış. Evet. Biz de o 40 yılda bir yapılan hatayı görmeyelim dedik ama size de anons edemedik. Evet. Alkol değil dizelmiş diye. Evet. Yani onun ehliyetini alsak 6 ay gidecek. Adam pişman. Bir daha da hayat boyunca bunu yapmaz. Evet. Şimdi bu Türkiye'ye yayıldı. Araç alkol değil dizelmiş. Evet. yani hoşgörü sahibi. Yani polis telsiz konuşmaları da ondan meşhur. Şimdi internette güldüren polisin telsiz konuşmaları veya güldüren mesela, polis Fethullah Aslan diye girerseniz kolay istiyor mesela. Çok güzel şeyler var. Evet. evet. Ha diyor ki evet. telefon ediyor. Merkez şey lokantaya iki pide, iki kola, karakola diyor. Şimdi garson diyor ki abi karakola yok. Diyor ki ya kolalar normal kola, karakola. Abi karakola yok diyor. Evet. Ulan iki tane ayran gönder, bayran gönder diyor. yani adam kola karakola istiyor ama adam karakola yoktu. Abi, karakol. Onun için polis merkezine çevirdik karakolu. Müdürüm şimdi hep güzellikleri konuştuk. Yani işte Elazığ'ın güzelliğinden bahsedildin. Emniyet müdürlüğü yaptığınız dönemde zorlandığınız oldu mu müdürüm? Ya elbette Beten, ki. Mesela basında iyi yolunuz vardı ama bazen kavga ettiğimiz de oluyordu müdürüm elbette sizde. Elbette yani. Şimdi tabii insanlar her zaman bakın işte şimdi gösteriyor. Evet. bazen işte alkol araç kullananlar, kırmızıda geçenler. Evet. İnsanlar kurallara uysun diye bizim bayan polisleri kavşaklara vermiştik. Evet. Yani daha kibar olsun, daha şey olsun. Bayan. Bayana kavga bir gün etmesin. Kızım yani. Birisi geldi ağlıyor. Ne olur müdürüm beni oradan al diyor. Dedim ki neden? Müdürüm dedi şahıs kırmızıda geçti. Durdurdum. Niye kırmızıda geçtin görmedim diye sordum da. Memur hanım kusura bakma kırmızıyı gördüm de seni görmedim diyordu. yani şimdi bunun üzerine biz arkadaşları topladık. dedik ki ya ehliyetten neyine dön şinasi köyüne tiyatrosunu yazdık. Polis tiyatrosu kurduk, oynattık ve her mahallede. Evet. Oyunun sonunda çok komik ama ilginç şeyler vardı. Herkes ayağa kalksın, kırmızıda geçmeyeceğime, hatalı sollama yapmayacağıma, emniyet kemeri bağlayacağıma, okul geçişinde duracağıma falan diye söz mü? Söz, söz, söz. Onda söylüyorlar ki biz emniyetine söz verdik ya artık kurallara uyacağız. Şimdi böyle şeyler oldu. Bazı tabii sıkıntılar da oldu bazen. Ne de zorlandınız müdür en çok? Ya şimdi İsteyiriz işte doğru düz anlatamazsınız. Mesela Elazığ terör baskını yedi benim evet. doğramda yani. Şeydeki, ha, vatandaşlara mesela evet. haber verin, illere şey yapmayın, ihbar edin demiştik. İşte kimiler onu atladı. Adam geldi şehrin içine kahve bastı, baskanı, iki kişi şehit etti. Doğru. Şehit Mustafa Demirci rahmetle karakolun adı da o şehit onunla. Gerçi alındı, vuruldu falan terörist ama hemen yaşanmayabilirdi. Şeyde, evet. Bunun ötesinde işte trafikle ilgili insanları böyle kırmızı ışıkta geçmemeye, yolda park etmemeyi falan ama bazen vurdum duymazlar vardı. Evet. O nedenle oturduk Elazığ'da 2001 trafikte tedbir. Uymayanlara takdir, tekdir, uyanlara takdir, takdirin kaynağı eğitimdir diye bir tiyatro yazdık öyle. Mesela onu kazalar oluyor idi. Olmasın istiyoruz ama vurdum duymazlık var falan. Evet. Oturduk işte bunu eğiterek, anlatarak, güldürerek tiyatro yaptık. Evet, evet. Keşke mesela olmasın. Ve tuttuk işte Keban Barajı'ndaki inekleri bile yolun sağına park ettiğini evet. kitaba kalpak yaptık bunu. Evet, ve burada Mehmet Topal'ı sevgiyle anıyorum. Bu tiyatro Avustralya'da oynadı. Afişinde de bu Keban Köprüsü ve inekler vardı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeden Keban inekleri
Avrupa Birliği'ne girdi diye yapmıştı. Girdi diye. Yani. Şimdi tabii ama bütün en az zorlandığım yer Elazığ. Bak ben Kocaeli, Elazığ, Gaziantep, Antalya, Aksaray Emniyet Birliği yaptım. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptım. Çanakkale'de, işte İstanbul'da bir sürü yerlerde çalıştım. Urfa'da en az zorlandığım yer Elazığ. Elbette ki bir takım kurallar meka. Bir de özellikle maçlarda Elazığ Spor evet, maçlarında. Malatya maçı, Diyarbakır maçı müdürüm. Mesela bir gün diyor ki bak çok ilginç. En zor. Güzel şey zaten biz hep burada maçtan dolayı kavga ettiydik müdürüm. Bir gün diyorlar ki çok önlem alma bizden korksunlar yenilsinler. Evet. Ya tamam bir emniyet müdürüne yakışır mı önlem almamak? Hoş evet, değil. Doğru. Devam dedik neyse. Hakemlerin korumasına bayan polisleri verdik. Evet. Şimdi hakemler sahaya çıkarken orta hakemler, evet, yan hakem. Bayanlar da peşinden koşacak. Hakem dönüyor diyor ki bizi siz mi koruyacaksınız? Biz koruyacağız ama diyor bayan. Evet. Ama Elazığ Spor yenilirse bizi kim koruyacak bilmiyorum. Tabii bu hakemi etkiliyor tabii. Etkiliyor. Devre arasında dediler ki orta hakem sizinle görüşmek istiyor. Gittim. Evet. Dedi ki müdür bey çok mu kötü ortam? Dedim ki vallahi Elazığ evet, galibiyete hedeflenmiş. Evet. Ve Elazığ Spor galip geldi. Belki galip de penaltıyla. Şimdi bazen de böyle oluyor ama benim için siyah sayfada koydunuz Diyarbakır maçında. Yok yok koymadık. Ne yapalım ama. Anlaşılamıyor tabii evet, ama her emniyet birinin ki buradaki bugünkü görevli Celal Seyel kardeşimle sesleniyorum. Görevi bulunduğu ilin takımı da şampiyon olsun. Bulunduğu ilde de en az suç işlensin. Bulunduğu ilde de kimsenin burnu kanamasın. Tabii tabii. Ama ne yazık ki bazen oluyor işte. Ama dediğim gibi tabii en az yani kötülerin en az kötüsü. Bir de bilirim o zaman maçlarda çok olay çıkıyordu. Çok olay yani çıkıyordu. Bir gün hatta şimdi Malatya Elazığ hikayesi yani var ya. Evet. Diyor ki hırsım şu depoyu doldurur musun diyor bir gün. Evet. Elazığ'a giderken Ankara'ya evet, benzinliğe hısım diyor şu depoyu doldurur musun? Pompacı gidiyor diyor ki patrona. Elazığ bize hısım diyor. Vay ulan nasıl bize hısım dersine gidip adamı dövüyorlar. Niye Fadime? Müslüm olay. Ya şimdi ne alaka? Anlatıya evet, Elazığ kavgasını önlemenin yollarından biri. Ama şey tatlı bir rekabet oluyor. Güzel, güzel ama oluyor her şeye rağmen. Mesela yine müdürüm mesela Diyarbakır'la dost olduk mesela. Evet şeyden tabii dolayı, tabii. Maçtan bir dolayı çok mesela. Acı ama çok Vaki Aydın mesela şey yaptı. İbret verici bir olay anlatayım. Metin, Hikmet Metin sanıyorum. Bir gün Elazığ Spor bilmem başka bir takımla maçında sahada diyorlar ki ya diyorlar bu Diyarbakır Spor diyorlar Gaffar Okkan Emniyet Müdürü şehit oldu birinci lige çıktı. Evet. Ulan diyor bu bizim Emniyet Müdürü de şehit ediyor da biz de birinci lige çıksak. Evet. Ve statta bu konuşuluyor ben de yukarıdayım protokol evet, tribünde. Evet. Sonra bir diyor ki ya iyi adam diyor ya yazık falan. Evet. Ya, olsun mu? Bir hafta sonra diğer maça gideceğimizde geldi dedik ki ya müdürüm çok özür dilerim ama böyle böyle bir konuşma oldu affına sığınırız. Dediler ki diyor ya bu Gaffar Okan rahmetli şehit oldu Diyarbakır birinci lige çıktı. Keşke bizim Emniyet'te şehit olsa dedim ki ya çıkmak için gerekiyorsa feda olayım ne yapalım. Neyse birinci lige de çıkar evet, inşallah. Yani böyle güzel şeyler de var. Tabii, tabii. Acımasızlık da var ama her şeye rağmen yine dediğim gibi herkese saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok memnunduk, memnun ayrıldık ki onun içinde bugün buradayız. Evet, tabii tabii. Onun içinde buradayız yani. Lütfullah valim, ondan sonra Osman Aydın valim. Evet, gel, biz şey üç çok, tane vali değiştik çok burada. Kısa yaptı ama 28 tabii, gün Turan Genç. Turan Genç Bey de genel mülkten geldi, geri evet, döndü. Vali olma, yani geri dönmek amaçlı gelmişti. Bana müdürüm 23 yıl geçmiş, işte o güzel hatıralar. Ama Elazığ'da ben doyamadan gittim 3 yılda. Benim burada bir gecede Kocaeli'ye tayinim çıktı. Kocaeli Emniyet bir problem yaşamış. Emniyet Müdürü gerekmiş. Saadettin Tantan Kulaklar Şinası'nın bakan bana diyor bulun doğru dürüst işini yapan çalmayan çıkmayan bir adam bulun diyor. Beni buluyor. 10 Nisan günü Kocaeli Emniyet tayini çıktı. Tam şeyde tayini çıkmış. Yani, dolayısıyla öyle de bir gidişim oldu. Kocaeli'den Antep'e geçtiniz değil mi? Kocaeli'den Emniyet Genel Müdürlüğü'ne geçtim. Daha sonra Antep'e geçtim. Antep'e geçtiniz. Evet. Antep'ten sonra tekrar Genel Müdürlüğü'ne geldik. O zaman biraz problemler yaşandı. Evet. Sonra Antalya. Danimarka'ya gittiniz. Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya. Evet. Sonra da tekrar Türkiye'ye döndük ama Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, birazcık da akrabalığımız, evet, bağımız var saygıyla anıyorum burada. Onun Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Son Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı müşavirini yaptım. Daha sonra da ben emniyetten emekli olmadan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne danışman ve hukuk müşavir olarak geçtim. Orada hocalık, emniyet müşavirliği yaptık. En sonunda da 2020'de, 10 Nisan 2020'de emekli olduk. Benim kızım avukattı. O üniversiteye doktora yapmıştı. Hoca oldu. Avukatlık bürosu vardı. Hani herkes evladına devreder. Ben evladımdan avukatlık bürosu yapıyorum. Aslan Hukuk Bürosu'nu, Feyzullah Aslan Hukuk Bürosu yapıp Antalya'da devam ediyoruz. Evet. Kızınız da devam ediyor mu müdürüm? Kızım üniversitede hoca oldu. Ha üniversitede yani hoca. Doktor, müdürüm kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tabii, özellikle biraz daha kitaplarınızı konuşmak istiyoruz. Memnuniyetle. Çok hızlı konuştum. Biraz polisten gelen bir şey. Sevgili seyirciler reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
Sevgili seyirciler, Gündem programı devam ediyor. Gündem programı bu akşam konuğu Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Elazığ Eski Emniyet Müdürü Sayın Fethullah Aslan Müdürümüzü kendisiyle güzel bir sohbet ettik. Müdürüm, tabii reklam arasında da çok sayıda telefon geldi, mesajlar geldi. Hemen ben birkaç tanesini okuyayım. İhsan Şahin Müdürümüz, Eski Sağlık İl Müdürümüz. Sevgiyle anıyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü yaptığı dönemde Elazığ'da çok güzel hizmetleri oldu. Diyor, Fethullah abiye selam söyle, o dönem güzeldi, beraber çalıştık. Süleyman Albayım Jandarma Komutanı'ydı. Lütfullah Valim, Remzi Koç Bey, Erdoğan Bektaş Vali Yardımcısı da iyi zamandı demiş. Yine Şah İsmail Gezici Yayınlar Müdürüme saygılar, selamlar demiş. Yine Şah İsmail Bey bizde program yapıyor. Şah İsmail Gezici yollarda Gezici, değil, evet. O da çok izleniyor takip edilen programlardan. Kömüran Kavurmacası'nın sahibi Ethem Bey diyor ki, bugün de hatta gündüz aradı, ya dedim müdürüm buraya mı gelmiş dedi. Niye bana uğramadı dedim. Vallahi uçakla geldim, karayoluyla gelmedi. Siz dedim vasıtanla uğruyoruz. Müdürüme diyor selam söyle, iyi yayınlar, al gel misafirim olsun diyor. Kavurma ikram edeyim diyor kömüranda. Sağ olsun, çok teşekkürler. Hani müdürüm, bunlar hani güzel şeyler. Yine Bedrettin Keleş Temur Bey, eski bizim cemiyet başkanımız, o da selam söylüyor müdürüm. Müdürüm, şimdi reklam arasında da tabii şey oldu, Mustafa Ayaz Bey aradı. Evet. Onun çok güzel bir hatıraları var. Baban öldü meselesi. Sizden dinlesem evet, müdürüm. Şimdi arkadaşlar, tabii Elazığlı olmak güzel şey. O da teknisyen olarak çalışıyor. Elazığ'a hizmet olarak etmek de çok güzel seviyor. Şey. Ben burada eski Emniyet Genel Müdürü İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Bey'i de saygıyla, sevgiyle tanıyorum. Ben Emniyet Genel Müdürü Daire Başkanı'yken Mehmet Ağar Bey de Emniyet Genel Müdürü'ydü. Bir gün dedi ki, Fethullah'cığım dedi, ben İkmal Bakım Daire Başkanı'yım. Tamirhaneler de bize bağlı. Benim dedi bir hemşerimiz var dedi. Çocuğu kansermiş. Bu Antalya Ankara'ya gelmiş. Maddi durumu da çok iyi değil. Bu kaportacıymış. Bunu nasıl kaportacı alacağız? Alabilir misin? Neyse, imtihan yaptık, aldık. Sonra çocuk vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben Elazığ'a gitmek istiyorum. Biz de onu Elazığ'da tayin ettik. Evet. Yıllar sonra kader o 95'teydi. Ben 98'de buraya emniyet müdürü olduğumda Mustafa Ayaz, ki evet, burada bizi dinliyor demin, işte ulaştırdı. Reklam arasında da evet. Demiş ki, ben müdür beyi iyi tanırım. Müdür bey beni işe aldı. O benim babam falan. Evet. Neyse, hakikaten ben yeni görevi devraldım. Engin Aksan müdür de saygıyla anayım. Bize devretti. Evet. Dedi ki, sana bir sürprizimiz var. Gittik Sevgi Bağları diye adında evet, güzel koyduğumuz. Orada pide yiyeceğiz. Gele gele geldi ki, pide yapan Mustafa. Bizim kapodacı Mustafa. Pideci Mustafa olmuş. Ben de baş pideci. Aa, anlattı. Tabii olayı biliyorum ben işe aldığımızı. Evet. Tabii millet de sanıyor ki ben onu çok tanıyorum, çok torpil yaptım. Oysa ki işini yaptığı için, evet, ihtiyacı da olduğu için almışız. Herkes, ben onu işe aldım diye, bütün polis evindekiler benim yakınım diye çekiniyor. Evet. Herkes ondan çekinmiş 3 sene boyunca. Ben tayin olup buradan Kocaeli Emniyet Müdürü olduğumda polis ev başkomiseri demiş, ulan senin baban öldü, baba diyor, baba öldü. Bundan sonra demiş, senin yerine değişiyorum, bulaşıcı yapmışlar. İntikam aldı. Şimdi Mustafa Ayaz beni habire Kocaeli'de arıyor. Tabii görüşemiyor. En son dediler ki, çok ısrar ediyor görüşmek için. Bağlayın, bağlayın. Mustafa hem ağlıyor hem diyor ki, müdürüm müdürüm, diyorlar ki senin baban öldü. Evet. Beni bulaşıcı yaptılar müdürüm diyor, baş pideci. Dedim ki, tamam Mustafa, gereğini yaparım. Kulaklar çınlasın. Osman Aydın valiyi aradım. Dedim ki, sayın valim, evet, bu Mustafa Ayaz var bizim pideci. Çok evet, pidesini yedik başsavcı siz biz. Çocukcağızı bulaşıcı yapmışlar bana kızdıkları için yani. Evet. Çok yani ondan çekiniyorlarmış müdürün yakını diye. Bir gün dedim, yemeğe gittiğinizde Mustafa'yı çağırın deyin. Bak, ben Mustafa'yı tanıyorum deyin. Ali Bey de bir gün polis evine, Sevgi Bağları'na yemeğe gittiğinde diyor ki, Mustafa Ayaz bana çağırın. Tabii bulaşıktan zorla getiriyorlar. Diyor ki, bakın beyler, bundan sonra Mustafa Ayaz'ın babası benim. Tabii Mustafa bir havalanıyor ama evet, bulaşıktan çıkıyor, gidiyor, gelip pideciliğe geliyor. Polis evinin başkomiseri müdürüm dedi ya, aradı. Beni mahvettin müdürüm dedi ya. Biz dedi Mustafa'dan kurtulmuşken, şimdi Mustafa'nın babası emniyet büyükken vali oldu. Başımız beraber girdi. Yani babası ölmedi değildi, vali oldu hesabı. Evet. Bu arada çağrışım yaptı. Ben burada saygılı anıyorum Fırat Üniversitesi rektörleri. Emel hikayesi var değil mi? Fevzi Bingöl, evet, Eyüp İspir, Kudrettin Demirdağ, şu anki rektörlerimizin hepsine saygı ve hocamız, evet, anıyorum. Evet. Eyüp İspir Hoca benim 3 okuldan birinin hocamdı. Ben geldiğimde rektördü. Benim hem Polis Akademisi'nde hem İşletme Fakültesi'nde, Ticari Mimar Akademisi, hem de Master'da tez hocamdı. Buraya geldiğimizde rektör bulduk. Dedim ki Eyüp Hoca'ya, bakın benim eksiğim varsa sebep sensin. Ben iyi yetiştirmedim. Ben biraz da çok okuyanlardanım. Elazığlılara da dedim ki, bak benim eksiğim varsa Eyüp Hoca'dan kaynaklanıyor falan. Evet. Derken Eyüp Hoca'yla çok samimiyiz. Fırat Üniversitesi'nde de çok işbirliği yaptık. Televizyonları, Fırat TV'yi kullandık. Hatta Doğu Anadolu'da güvenlik ve huzur sempozyumları yaptık uluslararası. Çok da tuttu o. Doğru. O şimdiki yumuşama sürecinin o zamanki göstergesiydi. Göster.
Bu arada ben Fırat Üniversitesi'nde bir gün MR çektireceğim. Boyun fıtığı var, hala devam ediyor. Birazcık da memuriyetten, çok eğilmekten falan. Ama MR çektirmekten de ben çekiniyorum. Ölmeden tabuta giriyorsunuz yani. Ben kardeşlerimiz kalabalığız işte, 8 kardeş. Oynarken çocuklarla, kardeşlerimle yorgana bastırmışlar, havasız kalmışız. Evet. Kapalı yere girince, o kapalı yer fobisi var, çok ürperiyorum. Ama MR çektirmek zorundayız. Neyse doktor dedi ki ben sana bir zil vereyim. Çok sıkılırsan zile bas. Girdik MR'a tak 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 tuk tuk MR başladı ama ben de zile basmamaya direniyorum. Diyorum ki lan koruma var, şemsire var, röntgenci var, doktor var. Korktum dersem lan bundan emniyet mi olur mu? Nasıl emniyet mi? Korkak adamın teki diyecektir. Evet. Hakaret Fethullah, hakaret derken tam böyle MR'ın bitmesine bir 3-4 dakika kalası başladı. Yalan yalan, ölümden başkası yalan. Candan Erçetin türkü söylüyor. Lan biz zaten tabuta girmiş bir ölümden başkası yalan. Ben iyi. Türkü söyleyen kim? Candan Erçetin ama radyo söylüyor. Ha evet. Ya diyorum ki bunu kastiği mi koydular falan. Evet. Neyse zile basmak için kendimi tuttum ama mahvoldum. Terle çıktı. Kız ya nedir dedim, o nasıl bir türkü dedim ya. Ne çalıyorsunuz? Çalıyorsun. Kimse farkında değil. Ya arkadaş burada söylenen türkü ölümden başkası yalan. Lan biz tabuta girdik bırakıyoruz. Efendim radyo çalıyor lan. Burada radyo mu çalıyor? Buraya güzel rahatlatın müzikler koyun. Ya Beethoven'dan, Mozart'tan senfoni koyun evet. Yani. Ne rastgele türkü. Neyse doktora gittik, ödenek yok. Öbürüne gittik, radyo çalışıyor yok. Eyüp Hoca'ya gittim. Dedi ki ya alamadık. Ya hocam olur mu ya? Ben ölüyordum ya orada. Gittim sağ olsunlar, burada adını almayın. Bir oraya müzik seti aldırdım. Beethoven'dan, Mozart'tan, şundan bundan rahatlatıcı müzikler koydurduk. Orada MR çeken korkmaz oldu. Ben de bunu Asayiş Berkemal kitabına yazmışım. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde MR çekimi. Ne evet. olur? Ölümden başkası yalan olur diye bu hikayeyi anlatmışım. Evet. Bunu da bir profesör okumuş İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Evet. Ben de İstanbul Kültür Hakları Kurulu'nun hukuk üyesiyim. Bir gün Dolmabahçe Sarayı'na gittik. Orada da üniversite hocaları var. Müze müdürü bizi tanıtırken Dolmabahçe Sarayı'nın müdürü. İşte Feyzullah Aslan diyecek. Profesör dedi ki ya size başka bir Feyzullah Aslan soracağım dedi. Buyurun dedim. Dedi ki Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan'ı tanıyor musun? Dedim ki o benim. Nasıl yani dedi, sen avukat değil misin? Dedim avukatım. Nasıl yani? Böyle o ya dedi ki ben yıllardan beri seni arıyorum. Neden? Dedi ki senin yazdığın bu Asayiş Berkemal kitabını okudum. MR çekimiyle ilgili bir şey yazmışsın dedi. Evet dedim, doğru. Ya dedi ki bak senden çok iyi sosyal sorumluluk hocası olur. Neden? MR çekimi yapılan odaya güzel müzik konmasını, müzik seti konmasını oradaki röntgenci, doktor, öbürü belki düşünmemiş. Emniyet Müdürü hiç üstüne layık olmayan bir adam düşmüş ve de kitabına yazmış. Senden çok iyi sosyal sorumluluk hocası olur dedi. Ya sen bize sosyal sorumluluk hocası olur musun? Evet. Olur mu dedim. Ya, benim öğretmenim de var. Evet. Ve hala üniversitelerde topluma hizmet uygulamaları, sosyal sorumluluk dersi anlatıyorum. Fırat Üniversitesi'nde MR'daki Candan Erçetin'in ölümden başkası yalan dediği türküden dolayı. Evet doğru. Yani nereden nereye? Nereye aynen. Saygıyla Fırat aynen. Üniversitesi'ni. Müdürüm şimdi bir de bir özelliğiniz var. Mesela hani işte kitaplarınızın hani biraz sonra da konuşacağız. Mesela hani baktığımız zaman Güldür Güldür Düşündür kitabının üzerinde de evet. Keban resmi var. İşte tiyatrolarda hep Elazığ şeyini uyguluyorsunuz, şivesini. Elazığ'ın da güzel bir reklamını yapıyorsunuz Türkiye genelinde. Evet. Mesela Elazığ şiveli kapıyı aç videosu var. İsterseniz birlikte izleyelim mi? Tabii onu. Memnuniyetle tabii. Ben... Ömer'im hazır mı acaba? Evet. Biz ses verirsen. Polis kapıyı açar mısınız lütfen? Hayırdır abi, ne oldu? Ne istesin? Sadece biraz konuşmak istiyoruz. Siz kaç kişisiniz? 3 kişiyiz. E abi birbirinizle konuşun işte, ben niye karıştırırsınız? Polis kapıyı açar mısınız lütfen? Hayırdır abi ne oldu? Ne istesin? Sadece biraz konuşmak istiyoruz. Siz kaç kişisiniz? 3 kişiyiz. E abi birbirinizle konuşun işte, ben niye karıştırırsınız? Müdürüm çok güzel. Bunu bir hikayesini anlatsanıza müdürüm. Şimdi hikaye şu tabii. Yani polis gidiyor tabii, kibar olun dedik ya, vatandaşı rahatsız etmeyin falan. Zile basıyor. Polis diyor. Evet. Halbuki polis, aç kapıyı polis falan diyecek, biz kibarca. Abi ne diyorsunuz diyor. İşte bir polis diyor, kapıyı açar mısın? Tabii içerideki biraz da Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan'dan duydu ya, polis evet. Vatandaşın hizmetindedir, emrindedir. Doğru kullanmaz. Haydır abi diyor. Polisle konuşacağız diyor. Abi siz kaç kişisiniz diyor. O diyor ki 3 kişi. Abi siz kendinize konuşun, bizi ne karıştırıyorsunuz diyor. Haklı yani, Feyzullah Aslan'a güveniyor. Evet. Yani ama çok güzel bu. Evet. Diyorlar ki işte Elazığ'ın güzelliği, Elazığ polisinin de kibarlığı. Kibarlığı. Siz kaç kişiyiz abi diyor. Evet. Başka bayağı bir tiyatrolarda falan ne bayağı bir şey oldu mu? Çok tabii. Yani. Bak evet. Şimdi
Elazığ'da tabii bazı şeyleri çok öğrendik. Abdullah Şekeroğlu da burada sevgili analım. Evet. Onun da güzellikleri var. Şimdi yine benden kaynaklanan bir şey var. İşte demin iki pide iki kola diyoruz ya. Öbür tarafta kırmızı ışıkta geçene. Niye geçtin kırmızı diyor. Görmedim kırmızıyı diyor. Evet. Kırmızı gördüm seni görmedim diyor ya. Evet. Şimdi bunları anlatabilmek en güzeli de aslında polisi de Ramazan sempatik Emre gösteriyor yandı. Değil mi? Şimdi bir gün Ramazan Emre geldi. Allah rahmet eylesin mekana cennet olsun. Dedi ki ya müdürüm dedi ya. Sabahtan akşama dedi aşağı çarşıyı gezdim. Kafama göre bir ayakkabı bulamadım dedi ya. Neyi dedim? Ya dedi kafama göre bir ayakkabı bulamadım. Ya dedim Ramazan Bey kafana göre ararsan zaten bulmasın. Ayağına göre ararsın. Kafana göre şapka ara. Şimdi Elazığ kafasına göre. Evet. Bunu bir başka şeye çevirdim. Çok tuttu bu Antalya'da. Şimdi yine tasmasız köpek gezdirmeyin diye bir şey de atmıştır Antalya Belediyesi. Bir gün Koç'un birisi gitmiş köpeğine bir tasma almaya. Diyor ki tasma satana. Diyor ki bir köpeğime bir tasma versene. O da diyor ki nasıl olsun? Kafana göre ver abi diyor. Oğlum diyor ben köpek miyim diyor adamı saldı. Yok serseri diyor beni karakola atarak kovaladın. Niye kovaladıysa? Yani adama kafana göre tasma ver desen sen köpeksin diyorsun. Aynen. Ama en azından Kakkoçlar hep kafaya göre ayakkabılar. Kafaya göre, onun için ben ayakkabıcılara diyorum ki Elazığlılar da gelirse kafanıza göre ayakkabı bulunur diye yazın diyorum. Evet. Müdürüm şimdi önünüzde de var onlarca kitap yazdınız. Evet. Tiyatro oldu, skeçler oldu, mizah oldu. Kitaplarınızda neler var müdürüm? Ben mesela isterseniz sayayım ben mi okuyayım müdürüm? Evet. Sakın ben kitaplarımın reklamını yapıyor demeyin. Ben kitap satmıyorum. Benim kitaplarım hep bedava dağıtıldı. 100 bin kitap dağıttık. Şimdi başlangıçta bıçağı bırak kaleme aldık Elazığ'da. Evet. Herkese İlk orada mı başladınız? Orada başladık. Yazmaya. 2000'li yılda Polis'in Hatıra Defteri kitabını. Hani insanlara bıçağı bırak kaleme aldık ya şiir yazdık falan. Tuttuk. Bütün Türkiye'deki emniyet bilenlerden ilginç olayları istedim. Evet. Onları bir kitaba döktük Polis'in Hatıra Defteri'nden diye. Doğru. Çok ilginç olaylar var. Rahmetli Gaffar Okan da dahil hepsinin yazıları var. Daha sonra baktık ki çoğaldı. Elazığ'da biraz önce gördük Ali Can Polat dışarıda da arkadaş beraber çalışıyoruz. İletişim Fakültesi mezunu. Onun da katkısıyla bu Elazığ'daki işte komik olayları, telsiz konuşmalarını işte diyor ki merkez alet kontrolü. Evet. Merkez konuşuyordu. Elinizdeki alet değil cihaz. Aletin cihaz olduğu anlaşıldı merkez diyor. Elazığ'da diyor ki camide son durum nedir? Merkez cenazeler mezarlığa seyir halinde diyor. Cenazeler mezarlığa nasıl gider? Evet. Bunları polisin telsiz kurusu falan derken Gül Güldür Düşündür diye bir kitap yazdık. Onu ama Elazığ'ın trafik hikayelerini de yazdık. Çok işte kafana göre ayakkabı. Ayakkabı. Çok tuttu bu. Çok tuttu. Evet. Arkasından baktık ki devam geliyor. Asayiş Berkemal diye bir kitap yazdık. Bu da yine polisi anlar. Bu da çok güzel değil mi? Asayiş Berkemal mi? Bu Paris Hilton kitabı. Yazmış kamyoncu. Nescafe bile üçü bir arada ben hala yalnızım diyor. Düzlüğe geçme beni yokuşta mahcup ederim seni diyor. Kamyon çeker 10 ton gönlüm çeker Paris Hilton diyor. Evet. Babam sağ olsun da arabayı ben aldım diyor. Buna benzer şeyleri yazdık. Paris Hilton'dan dolayı da bu Paris Hilton'un eline geçmiş. Benimle Kıbrıs'ta görüştük. Diyor ki gerçekten kamyoncular beni tanıyor mu? Evet dedim. O zaman bütün kamyonculara sevgilerim saygılarım getirdi. Yani Paris Hilton'dan. Daha sonra tiyatrolar yazmıştık. Bu her kitabın arkasında bir tiyatro var. Sonra gerekli tiyatroların hepsini bir kitapta topladık Feyzullah Arslan tiyatroları. Bunlardan birisi Elazığ'daki trafik düzeni. 2001 trafik eğitim yılı. Ehliyet senelerine, dönüş evine. Bir diğeri çocukların kötü alışkanlıklara bulaşması yarınlara geç kalmadan. Devlet tiyatro repertuarında. Bir üçüncüsü de yurt dışına gittim ben. Danimarka, İsveç, Norveç'te 3 sene çalıştım. Orada da ithal damat ve ithal gelinlerin neler çektiğini ve boşanmaları gördüm. Onunla ilgili üçü de devlet tiyatrolarında ve oynuyor. Şu anda hatta yarınlara geç kalmadan gündemde. Evet. Danimarka'ya gittiğimde orada çok ilginç şeyler gördüm tabii. Avrupa, sosyal demokrat, gavur diyoruz ama düzgün hareketlerini gördük. Orada danca, manca, bence, danca, Danimarkaca demek. Hani Zeki Meki, Feyzullah, Mevzullah diyor ya. Evet. Danca, manca ve bence şimdi zekice oldu bu. Evet. Zekice, danca, manca, bence ve zekice diye bir kitap Danimarkanları. Evet. Daha sonra bundan 6-7 ay önce Antep'te bir kitap fuarı vardı. Ben Antep Emniyet Birliği yaptım. Oraya çağırmışlardı. Sonra dediler ki çocuk fuarıymış, çocuk kitap fuarı. Benim de çocuk gelişim uzmanı yeğenim var. Ona da şey yaptım. Benim kitaptaki büyüklere yazılmış konulara çocuklara çevirerek. Birisi çocuklara trafik kurallarını öğreniyor diye. Evet. Bir diğer de çocuklara ve atlar, atlı polisi anlatarak çocuk kitabı yazdık. Çocuk kitap fuarına katıldık orada. Evet. Ve de şimdi bir tane de birisi dedi ki bana hatta kulaklar çınlasın. Türkiye'nin ilk bayan valisi Lale Aytaman, onun oğlu var Osman Aytaman. Bir gün dedi ki o da endüstri mühendisi İstanbul'da benim dersime gelmişti dinlemeye. Dedi ki Feyzullah amca sen dedi hep
kitap yazıyorsun, onun bunun anısını yazıyorsun. Sen kendine yazsana dedi ya. Sen dedi çok iyi bir rol modelsin. Sen şu kadar okumuşsun, bu kadar şey yapmışsın, yazmışsın, çizmişsin. Emniyetlülüğün iyisini, işte avukatlığın iyisini yapıyorsun. Neden kendini yazmıyorsun de. Ve onun da desteğiyle yarım asırlık emniyetçiliğim demeyeyim de yarım asırlık yöneticiliğim. 50 yıldan fazla artık Feyzullah Hasan sen emniyetten gazla. Bundan sonra geçin azla özle, uğraş sazla sözle diye. Sözle. O bitmek üzere. O da içinde siz de olursunuz sanıyorum. İnşallah. Kapatacağız. 7-8 kitap yazdık. Evet. Ama tabii şimdi insanlar birazcık da mütevazı olmak lazım. Bir kitap yazıyor. Antel dantel önünden geçilmiyor. Evet. Oysa ki benim 8 tane kitabım, 3 tane tiyatrom var ama hiç yazar değilim. Ben emniyet müdürü Feyzullah Hasan. Ben kulakları çınlasın. Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'ın danışmanıydım. Evet. Diyor ki, o da bizden küçük İsmet Bey. Abi diyor, herkes seni emniyet müdürü Feyzullah Aslan biliyor. Kimse hukukçu, danışman, hukuk müşaviri bilmiyor diyor yani. Asıl müşaviri. Hakikaten biz polisiz. Vallahi, biz seçim sizlere... müdürüm bakıyoruz 5 tane üniversite bitirdiniz. 2 tane yüksek lisans yapmış birisiniz. Bu kadar aktif biri olarak yani bu eğitimi tamamlamak için nasıl zaman buldunuz? Hatta biz bugün Coşkun abiyle işte kulağını çınladık müdürüm. Dedi ki ya müdüründe ne enerji var dedik ondan sonra. Bir bakıyoruz İstanbul, bir bakıyoruz Antalya, bir Antep. Her tarafta geziyorsunuz, ediyorsunuz müdürüm. Uğraşıyorsunuz. İşte çeşitli, biraz önce de söylediniz ya, çeşitli evet. Görevleriniz de var. Rahmetli dedem derdi ki insanlar adı ile müsemma olur. Benim dedem köy asili ve biz baba değil de dede yetiştirdi. Babamın söz hakkı bile yoktu. Rahmetle anıyorum babamı da dedemi. Allah rahmet dedim. Eylesin. Şimdi derdi ki insanlar adı ile müsemma olur. Senin adın Zeki, sen çok zeki olmak zorundasın. Benim adım Feyzullah, Allah'ın bolluğu, bereketi. Dedem evet. Derdi ki oğlum sen hiç zorda, darda kalmazsın. Senin adın bolluk, bereket derdi. Allah'ın evet. Bolluğu, bereketi. Dolayısıyla Allah'ın bolluğu, bereketi. Adımla müsemma olmuşum. Zamanı iyi değerlendim. Zaman yönetimi diye bir olay var. İyi kullanamazsan zamanı, önüne koyulur eşe öller samana yediye. Evet. Zamanı iyi değerlendik. Ben bir de niye bu kadar okudum tabii Elazığlılara saygı sevgilerimi sunuyorum. Sakın kendi reklamımı yaptığımı anlaşılmasın. Ben polis kolejine geç gittim. Öğretmen okuluna ayrılıp gitmiştim. Geç gittiğim için disiplin kurallarını öğrenemedim için beni disiplinsiz gördüler. Bir gün bir üst sınıfa karşı gelmişim. Halbuki gelmemem lazım ama bilmiyorum. Komiser dedi ki oğlum senden dedi polis olmaz, sen dedi üstüne karşı gelmişsin, seni atarlarsa pavyon fedaisi olursun dedi. Kendine yol yakınken bir meslek bul dedi. Kafama yer etti, 14 yaşındayım o zaman. Dedim ki abi emniyetle hukuk bağdaşıyor, liseyi bitirirsem polis kolejine hukuka gideyim diye. Ama liseyi bitirdiğimizde hukuk fakültesi sınavını kazanayım derken o yıl üniversite sınavları çalınmıştı, iptal edildi. İkinciye giremedim. İkinci yıl sınava girdim polis enstitüsü okurken işletme fakültesi tuttu, hukuku istiyorum. Üçüncü yıl girdim eğitim fakültesi tuttu. Derken en son hukuku tutturdum ama 4 fakülte 2 master bitmişti ve 5. okulda hukuku bitirdim. Kaçak da avukatlık stajı yaptım. Bir hafta önce bir kanun çıktı. Bizim zamanımızda avukatlık stajını memurlar yapamıyor idi. Ama şimdi memurlar avukatlık stajı yapıyor. Kaçak avukatlık stajı yaptım. Sonra af kanunu çıktı, kabul edildi. Noterlik belgesi aldım. Avukatlık ruhsatı aldım. Sonra arabuluculuk uzlaşmacılık sınavları açıldı. Onların sınavına girdim. Arabulucu ve uzlaşmacı. Hatta 5 ayrı konuda uzman oldum. Bilirkişlikte 5 ayrı konuda uzman. Ama bu okumak zamanında senden polis olmaz atarlarsak diye kendini garantiye almaktan kaynaklanan bir meslek çokluğu oldu. O mesleklerin hepsini de kullandık ama biz mütevazi olduk. Hani mütevaziyiz, ete de razıyız, illa balık istemeyiz diyorlar ya. Evet. Biz mütevaziyiz, yazar çizer değiliz ama polisiz. Elazığ'ında neferiyiz. Neferiz. Sevgisi, saygısı sonsuz olan bir insanıyız diyorum. Yani. Ha, bunların hepsi bir meslek, hepsi bir şey ama evet. Hani emek veriyorsun. Emek işte ama yani işte feyiz, bolluk, bereket. Evet. Ben de her şey çok. Bir tek hanım pek, o da kanun yasakladığı için. Ama bayağı şeysiniz müdürüm ya. Değilsiniz böyle aktifsiniz. Yani ne yapalım? Yani, şimdi Elazığ'da enerjiniz demiş, yeriniz yerinizde mi? Şimdi Elazığ'da Gakkoş'a demişler ki devlet 65 yaşında gelen emekli edecek. 70 yaşına gelen de fabrikaya gönderip sabun yapılacak. Gerçekten yapacaklarmış. Evet yapacak. Lan demiş köprülerin Allah belasını versin. Yaşlanmayacağız. Ağaçlar ayakta öldürür. Evet aynen öldürürüm ya. Ben öncelikle dediğim gibi hizmet etmek, insanlara hizmet etmek ibadetmiş. Evet. Bir de ehliyet ve liyakatla hizmet etmek. Ehliyet ve liyakat çok önemli. O nedenle işin ehli ve liyakatlısı olmak için çalışıyoruz. Yapamadığımızı da öğrenmeye çalışıyoruz olması gereken. Onun için eksiğim varsa gidermek için uğraşıyoruz. İşte o da bizi dinçleştiriyor, gençleştiriyor diyor. Doğru. Müdürüm, şu anda şeyi nasıl görüyorsunuz? Teşkilatı nasıl görüyorsunuz? Teşkilat oldukça güzel. Öncelikle teşkilatın başında bir Elazığ'da var. Bir Mehmet tabii, Aktaş Bey evet. Var. Bu da sevgilerimi sanırım. Teşkilat güzel ama tabii son Türkiye'de epey
depresyonlar mı oldu diyeyim, dünyada oldu, Türkiye'de oldu, bir takım sıkıntılar oldu. Dolayısıyla teşkilat da biraz sıkıntıya girdi. Polis Akademisi, Polis Koleji kapatıldı. Oysa ki evet, polis kaynağı oydu. Şimdi başka okullardan alınıyor ama tam daha düzen kurulabildi mi? Çok da kurulabildi değil. Ama bir de bir depresyona girdi işte FETÖ olayı, şu olayı, bu olayı. Bir evet, takım kan kaybı oldu, bir doğru, takım sıkıntılar oldu. Dolayısıyla oturmaya çalışıyor ama tüm buna rağmen de iletişim çok hızlı olduğu için, yani bugün şu anda burada olan dünya duyuyor. Aynen. Senin de benim konuştuğum Amerika'daki Harput'ta bir Amerikalı bizi izliyor. Tabii, tabii, dolayısıyla bu hızdan dolayı teşkilat çok hızlı hareket etmek zorunda. Ama güzelliği de var. Şimdi bir hırsız senin kartını çaldı, gitti İstanbul'da para çektiyse anında nerede çektiğini bulabiliyoruz. Biraz da yakalama olayları tekniği iyi yönde kullanırsak, doğru, ve personelimizi yetiştirirsek ve vatandaşına hizmetkar memur diskini, nosyonunu yerleştirirsek daha iyi olur diyorum. Yani problem yok ama daha iyisi olmaz mı? Olur. Ama Türkiye'de bu korona olayı, Elazığ'da bu deprem olayı ve bir takım sıkıntılar bunları biraz tavsattı. Ama umut varım, evet, iyimserim. Daha da iyi olmak zorunda. Önce herkes kendi güvenini sağlayacak. Hani herkesin vicdanı kendi polistir ama polis vicdanı olmayanın karşısında duruyorsa, herkes önce kendi güvenini sonra devletten bekleyecek. Tabii. Dolayısıyla bizlere de düşen görevler var. O nedenle neme lazımcı dememek, bana dokunmaya yılan bin yaşasın dememek ve sorumlu olmak gerekiyor. Sorumluluğun da bilincinde olmak gerekiyor. İşte onu da sorumluluk duygusu amaçlı topluma hizmet uygulamaları, sosyal sorumluluk diye ders olarak veriliyor, gönüllülük diye veriliyor. Doğru. Bu olay Elazığ'da çok iyi, sosyal aynen, sorumluluk ve gönüllülük. Şey müdürüm, şimdi benim gördüğüm de, ben hani Anadolu Yayıncılar Derneği'nde de başkan yardımcısıyım. Evet. İllerdeki arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Aslında şey, yani Elazığ'da çok olay yok fazla. Ama işte son zamanlarda birkaç tane işte bıçaklamalar olduğu zaman, işte cinayet olayı olduğu zaman şey bir anda ayağa kalkıyor. Ya işte Elazığ bitti, Elazığ ne oluyor, işte şey yok falan ne diye. Ama diğer illerle kıyas yaptığımız zaman gerçekten Elazığ huzur adası. Yani tabii gönlümüz, arzumuz hiç bir olayın olmaması. Ama tabii, ister istemez mesela işte Malatya'da bugün mesela işte yine şey oldu. Silahlı çatışma oldu, isimler birbirine girdi. İki kişi hayatını kaybetti. İşte Tekirdağ'da oluyor, Edirne'de oluyor, işte Hakkari'de oluyor, her tarafta oluyor yani. Ama yani sizin dediğiniz gibi gerçekten Elazığ huzur adası. İnşallah bunun devam etmesi gerekiyor, bozulmaması gerekiyor. Yani zaman zaman belki olaylarda artma olabilir ama bunu da önlemek gerekiyor müdürüm yani. Elbette. Bakın benim zamanımda nüfusu 300 bindi, şimdi 550 bin olmuş. Evet. 25 bin öğrenci vardı, şimdi 40 bin, 41 bin öğrenci olmuş Fırat Üniversitesi'nde. Tabii, tabii, ve geçen yıl üniversite sınavına giren 24 bin kişi girmiş. Bak, evet, bu sene 49 bin kişi girmiş Elazığ'da. Tabii tabii. 24 yani binden 49 iyi, bin. Yani 2 misli artmış. Evet. Niye? Daha da iyileşme var. Dolayısıyla elbette ki hareket. Elazığ'ın 10 tane ilçesi var. 550 bin nüfusu var. Benim zamanımda 300 bin bile değildi. 250 bin. Aslında müdürüm, şimdi ben bazen programlarda da söylüyorum. Her şeyi devletten beklememek de lazım. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Ya diyelim ki işte iş adamları olsun, zengin iş adamları, dernekler olsun, vakıflar olsun. Yani gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençlerimizin işte kötü alışkanlıklardan korunması için spor aktif yapmaları lazım. Ben diyorum ki mesela hani bunu açıkça da söylüyorum yani herkes duysun etsin diye. Ya fazla cami yapacağımızı, oraya harcayacağımız parayı gençlerimize harcayalım. Gençlerimiz çok güzel bir eğitim alsın. Namaz her yerde kılınır. Mesela bizim işte şeyde herkes işte Hazar Dağlı Kavşağı'nın alt tarafında 4 tane cami yan yana. Mesela dedim içi boş. Mesela biz onu oraya harcayacağımız, oraya 2 cami yapıp 2 caminin parasıyla gençlerimizin eğitimini harcasak, yurt dışına göndersek, gençlerimiz iyi bir eğitim alsa, mahallelere spor tesisleri yapıp o gençlerimizi kazansak, camilere gençlerimizi yetiştirsek daha güzel olacak yani. Elbette ki. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum müdürüm. Mesela diyelim ki işte eğer toplumun huzuru bozulursa, sizin paranız da olsa, zengin de olsanız hiç bükmüyor. Çünkü bir psikopat gelir size caddede ondan sonra bıçaklayabilir. Bunu mesela Üzer Gari işte mezarlıkta ondan sonra bir işte kötü madde kullanan bir kişi bıçakladı gitti yani. O yüzden toplum huzuru çok önemli. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor diye düşünüyor müdürüm. Elbette ki rentable yani kullanmak. Her şey emniyetten, her şeyi devletten beklemek gerekmiyor. Yani bir tek emniyet değil. Her şeyi evet, devletten her şey, beklemek, her şeyi televizyondan beklememek, her şeyi milli eğitimden beklememek gerekiyor. Aileler evet, çocuklarını eğitmeli sonra okul. Doğru. Yani dolayısıyla herkes üzerine düşeni yaparsa, herkes evinin önünü temizlerse şehir temiz olur. Doğru. Bu doğru. Bir de rentable kullanmak. Siyaset.
Siyasette kıt kaynakların rentable şekilde değerlendirilmesi, dağıtılması demek. Kıt kaynağı her türlü ihtiyaca dağıtıyorsun. O zaman bir fizibilite raporu, önceliklilik raporu, hangisi daha elzem, hangisi fayda maliyet analizi yapacaksın, hangisi daha faydalı, hangisi elzem, hangisi zorunlu, önceliğimiz nedir? Şimdi bir açız ama 1 lira paramız var. 1 lira para neye yetiyor? Kebaba yetmiyor. Neye yetiyor? Belki yoğurda yetiyor, belki suda yetiyor. Ona yetireceğiz. Dolayısıyla bu kıt kaynağı en rentable şekilde değerlendirmek. Rentable şekilde derken verimli değerlendirmek lazım. Tabii. İşte bu hesapları yaparak, fizibilite yaparak yapmak. Şimdi bakın, işte depreme dayanıklı ev yapmadınız, bir sürü zarar oldu. Halbuki depreme dayanıklı olsaydı olmayacaktı. Şimdi depreme dayanıklı. Yerleşim yerleri seçilirken, işte hatta bununla ilgili Antalya bir yerde fay geçiyormuş da fay attı. Doğru. Karar almış belediye fay hattının yerinin değiştirilmesi. Evet. Halbuki fay hattının yeri değiştirmeyecek, evlerin yeri değiştirilecek. Tabii. Dolayısıyla bütün bunların hepsi önemli ama şimdi daha da iyiye gidiyor. Ben burada belediyenin çalışmalarını, valiliğin çalışmalarını, diğer kurumların çalışmalarını daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama elbette ki bir takım yaralar alındı. O yaralarda sarılacak. Ya 25 bin konut yapıldı müdürüm, az bir rakam değil. 19 bin tanesi teslim edildi. Evet. Yani eksiklikler var ama... Ufak tefek yani. Evet. Yani hani iki yıl içerisinde 19 bin tane konutun yapılıp teslim edilmesi çok bütçeden büyük bir daha çok pay aldı Elazığ. Yani verdiğinin çok fazlasını aldı. Ama bu bir doğal afet. Doğal afetli ne zaman geleceği belli değil ama doğal afette hazırlıklı olmak lazım. Ama her şeyin ötesinde iyi niyetli olmak lazım. İyi niyeti de bilmeden sağlayamıyorsunuz. Bilmek gülmek demekmiş. Evet, onun için sizler de basında milletin gözü kulağı dili doğru haberlerle, doğru bilgilerle, bilgilerle toplumu bilinçlendirmeniz, bilgilendirmeniz, zeki adını, zekiliğini bir tek kendiniz değil, herkese kullanmanız lazım. Estağfurullah. Bizim şimdi toplum böyle olmuş ki gerilmiş müdürüm. Desen ki ben işte bak bunlar güzel güzel şeyler yapılıyor desem, millet yanlış. Kötü desen o yanlış anlıyor. Evet, eksikleri söylesen. Biraz şey var, tansiyon yüksek yani. Lazım. Müdürüm şimdi size baktığım zaman sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsun. Biz de sizde sosyal medyadan takip ediyoruz. Sosyal medyayı nasıl görüyorsun? İşte yeni bir düzenleme de yapılacak, tabii, edilecek. Bilişim ve iletişim çağı çok hızlandı. Yani diyorum ya, buradaki şu anda konuştuğumuz herkes dinliyor. Şimdi sana birisi ta bilmem Karakoç'un bilmem ne köyünden, Golan kaplıcalarından sana mesaj yazıyor. Diyor ki şöyle olsa böyle olsa. Dolayısıyla sosyal medyayı iyi kullanmak ama sosyal medyayı iyi kullanmak lazım ama onun esiri de olmamak lazım. Aynen. Onu sana esir etmek lazım. Evet. Bir sosyal medya bağımlılığı öyle bir hale gelmiş ki çocuklarda falan artık bağımlılık, esrar, uyuşturucu gibi bir şey olmuş. Aynen. Öyle olmak lazım. Yani elbette ki sosyal medyayı kullanmalıyız ama onun esiri olmamalıyız. Ama sosyal medya bilişim, iletişim demek. Yani iyiyi anlatmak. Ben niye kullanıyorum? Aynen. İnsanlarla haberleşmek, doğru bildiğim bir şey anlatmak. İşte Elazığ diyor ki, geçen gün birisi yazmış. Elazığ'ın diyor, işte ışın hızını nasıl yapıyorsun diyor. Yazmış birisi. Hartbuttan aşağı at beni, İzzet Paşa'ya in, tut beni. Götten, bak diyor, Elazığ diyor, ışın hızıyla gitmiş, İzzet Paşa'ya Hartbuttan gelmiş, attığını tutuyor diyor. Yani bunları da güzel şeyleri paylaşmak, kötüyü değil, iyiyi paylaşmak ama paylaştığının da fayda maliyet analizini bilerek yapmak. Laf olsun diye değil, insanları kötülemek için değil, insanları iyiye yönlendirmek. Güzel mesajlar vermek. Neşelendirmek, güldürmek için. Ben de biraz komik şeyleri paylaşıyorum ama ihtiyacımız var. Diyor ki, sevdiklerinize gül verin, gül verin, gül veremezseniz gülü verin. Gülmek vereni hiç fakirleştirmemiş, alanı zenginleştirirmiş. Zorla verilirse bir anlamı yokmuş. Stok yapılamazmış, bankaya yatılamazmış. Evet. Ama verildiği zaman da çok işe yararmış. Ben şimdi Danimarka'da, Danimarka atasözlerini yazmışım danca manca benceye. Burada diyor ki, işte büyük aşklar küçük bir gülüşle başlar. Büyük? Büyük aşklar küçük bir gülüşle başlar. Evet. Çok güzel bir söz. Tamam. Geçen bunu Kıbrıs'a anlatırken birisi geldi. Vallahi müdürüm dedi, biz öyle evlendik diyor. Hanım dedi, bir gülüş yaptı bana. Yani kızım müdürüm mesela... Danimarka'yla insan ile bizi kıyas ederseniz, yani Türkiye'yi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii bakın, aslında her şeyin kaynağı eğitim. Evdeki, işteki... Ben gittim Danimarka mesela, kaynağı, çok hoşuma gitti. Başarının kaynağı eğitim. Nüfusları az. Az. Eğitimleri rahat iyi. Bir şehir. Tabii az. Evet, dolayısıyla iyi eğitim. Bir de rahat imkanları iyi kurmuşlar. İnsanları iyi şeylere kanalize edilmiş. Herkes vergisini veriyor. Kimse vergi kaçırmıyor. Ama devlet de eğer senin gelirinin yetmiyorsa aldığın maaş... Senin giderinin faturasını götürüyorsun, onu ödüyor. Sosyal devlet. Aynen. Dolayısıyla altyapı iyi kurulmuş tabii. Çok da köklü geçmişleri var. İnsanlar hep iyi öğrenmiş ama kötüye kullanmamışlar. Biz de devlet insanların iyiliği için bir takım şeyler çıkarıyor ama kötü insanlar da kullanabiliyor. En azından şimdi internet bankacılığı. Tabii. Bir bakıyorsunuz bankanızdaki hesapları birileri soyuyor. Olacak şey değil. Halbuki devlet bunu kolaylık olsun diye çıkarıyor.
kötü niyetli. Eğer o kötü niyetli insanlar zekasını iyi niyet için kullansa var ya, çok ileride olacağız. Doğru. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Evet. Kötü örnek teşkil etmez. Hatta bir söz var. Suçlular yüzlerinden belli olsaydı aynı oraya hiç satılmazdı diyor. Doğru. Dolayısıyla bütün bunlar da giderilecek ama sosyal medya yerinde ve zamanında kullanıldığında oldukça işe yarar. Eğitir, insanların yanlış yapmasını önler ve birbirlerine fayda sağlamasını etkinleştirir diyorum. Bizim şimdi baktığınızda hem polis hem bir hukukçu olarak Türkiye'nin suç dağılımı nasıl görüyorsunuz müdürüm? Yine en çok hangi suç oranında artış var size göre baktığınız zaman? Efendim suç oranında artış yok ama daha çok. Evet. Şimdi hiç suç olmayan iletişim çıktı. İletişimle millet birbirine hakaret ediyor. Hiç olmayacak suçtu. Müdürüm sizin zamanınızda mıydı ve sizden sonra Türkiye'nin ilk internet cinayeti Elazığ'da işlendi, kavgası ilk Elazığ'dan çıktı. Evet, sanal cinayet. Sanal, evet. Benim kitapta da var. Var mı? Yani sanal sizin cinayet zaman mıydı var. Bilmiyordum. Yani sanal yazışırken, yazışırken birbirlerle şey, ilk dışarıda ilk buluşup. Türkiye'de 2000'li yıllarda mı? Kaç yıl unuttum yani. 2001'de. Evet. Sanal cinayet benim Gülgülür'de var. Evet. Yani farkında olmadım birbirleriyle yazışıyor, chatleşiyor, metleşiyor. Aynen aynen. Derken chat var o zaman. Evet. İlk sanal cinayet. Evet. Bakın iyi niyetle kullanılan şey nereye bir kullanılıyor? Anda, dolayısıyla iyi niyet kullanmak lazım. Ha suç arttı. Elbette ki suç olmayan şeyler ortaya çıktı. Nedir? Korona çıktı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlar sokağa çıkma yasağını delildi. Doğru. Hiç olmayan suçtu bu. Doğru. Maske takma. Hiç suç diye bir şey yoktu. Maske takmamak suçu arttırdı. Doğru. Olsa ki düne kadar böyle maske takma diye bir şey yoktu. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yoktu. Doğru. Ne bileyim işte aşı olmak, olmamak, işte hudut kapısından aşı olmadan çıkmamak. Buna benzer. Deprem oldu. Depremle ilgili bir takım şeyler oldu. Dolayısıyla yeni bir takım gelişmeler suçu artırdı. Yani suçu derken suç olmayan şeyler suç oldu. Türkiye'de bir zamanlar ceza kanunda uçak kaçırma suçu yoktu. Uçak hiç kaçırması akla gelmemiştik. Evet. Ne zaman ki uçak kaçırıldı? Kanunda bir uçak kaçırma. Doğru. İnternet bankacılığı yoktu. Öyle bir dolandırıcılık yoktu. Şimdi habire polisler yayınlıyor. İşte ben polisim, hakimim, şuyum, buyum diyenlere inanmayın, bilmem ne yapmayın falan filan. Ona rağmen çok şey olsun. Buna rağmen insanlar da saf, iyi niyetli. Herkese ulaşamıyorsun. Evet. İnternet çok güzel. Sosyal medya çok güzel ama Elazığ'da %'ye vurun. %40'ı aktif kullanıyor belki. %60 hiç bilmiyor. Ben şu cep telefonundan binlerce özellik var. Bir aramayı bir sosyal medyaya kullanıyorum. Başkasında bilmiyorum. Yani dolayısıyla bazı teknik gelişmeler, bazen yenilikler suçu da artırmış oldu. Şimdi, ama bütün bunlara rağmen Türkiye daha iyi yönde ilerliyor. Ama dünyada bir sıkıntı var elbette. Ha, Elazığ'da genel bir sıkıntı var. Nedir? Deprem olayı var. Tabii yani kolay değil yani ama deprem, çabucak aldık. Da atlatmış. Evet. Ama her şey rağmen de kafamıza göre bir televizyonu, kafamıza göre bir emniyeti de bulabiliriz. Değil mi? Yani şey müdürüm, ya inşallah hani atlatacağız yani hani şehrin geleceği önü parlak müdürüm. Ben bu arada ihmal ettiğimiz bir şey var. Bu da Fırat Üniversitesi'nde. Ben biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi'nde de rektör danışmanıydım ve hocaydım. Birkaç üniversitede hocalık yapıyorum. Fırat Üniversitesi de Elazığ için çok lokomotif değerinde bir üniversite. Doğru. Ben buradaki bütün hocalarımıza, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yarın sınava girecekler de. Üstelik de yarın babalar günü. Evet. Bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Ama Şam babası değil, aile babası da olsun da. Cem Yılmaz diyor ki abi diyor mafya babası olmak istiyorum. Evet. Dedim ki benim hemşerim oğlunun adını mafya koy mafya babası ol. Mafya babası. Yani. Ama mafya babası değil de aile babası. Aile babası. Yarın bütün babaların babalar günü kutluyorum ama baba dağ gibidir. Baban giderse dağın bitti demek. Evet, onun için herkes de babasının anasının kıymetini bilsin diyorum. Yarın baba duası kadar önemli bir şey yok. Anne duası kadar önemli bir şey yok. Allah bizi onlara girecek öğrencilere de başarılar diyorum. Yani. Çok özel ve önemli bir günde bu programı yaptık. Milleti de çok uykusuz bırakmayalım ama iyi dileklerimizi iletelim. Müdürüm mesela şimdi tecrübeniz, birikiminiz, gençlere ne ders, ne tavsiyede bulunur? Bunu şundan dolayı sormak istiyorum. Ben gençlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Gençlerle sohbet ettiğim zaman gençlerde böyle bir umutsuzluk var, bir karamsarlık var, bir endişe var. İşte yurt dışına gitmek istiyorlar. Halbuki işte siz de yurt dışında bulundunuz. Birçok ülkeyi gezdiniz. Aslında orası güllük gülistanlık değil. Aslında bizim Türkiye'miz daha güzel. Ama gençler nedense böyle bir işte sosyal medyanın etkisiyle yurt dışına kaçma şeyi var, hevesi var. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Şimdi şöyle, tabii gençlere ne tavsiyede bulunursunuz? Yani dünya globalleşti, bir tuş kadar yakın oldu. Yani aynen, herkes her yere yakın. Dünyadan haberdar. Tabii davulun sesi de uzaktan hoş geliyor. Evet. Bir ötesi de gençler, bilimin ilimin sınırı yok. Bak şimdi sen bana ne sorsan, şurada Google Hazretlerine sorduğumda bulabiliyorum. Aynen. Dolayısıyla çok çabuk bulabiliyorlar. Yaşamadan da insanlar
sahip olduğu değerlerinin farkında değil, hep sahip olmadıklarının peşinde koşuyor. Evet. Yani sağlığınız çok iyi, sağlığın kıymetini biliyorsunuz. Cebinizde para var, paranın kıymetini biliyorsunuz. Ekmeğiniz bol, ekmeğin kıymetini. Hava çok güzel bilmiyorsun ama havasız yaşayamazsınız hava kötü olduğunda ama farkında değil. Hava civa diyoruz. Halbuki hava mikrop diyoruz. Mikrop adamı öldürdü, koronadan götürdü. Dolayısıyla insanlar sahip olduğunun farkında olmadıkları, sahip olmadıklarının peşinde koştukları için dışarıya gitmek, şu gitmek, bu özlemler var. Ama oturup da bunu belki iyi eğitirsek, iyi anlatırsak, sahip olduklarımızın mesela sen ve ben şu anda sağlığımızın kıymetini bilsek, korona bizi götürebilirdi. Tabii. Ben şimdi 60 yaşını geçen bir adamım. Ömrüm çok da fazla kalmadı. Giden ömür, kalan ömür çok daha fazla. Ömürler nasıl versin müdürüm? Dolayısıyla bugünün kıymetini bilmek, olmayanın peşinde olanın sahibini kıymetini bilmek lazım. Bir de şu var, ömür dediğin 3 gündür, dün geldi geçti, yarın ise meçhul. Ömür dediğin bir gündür, o da bir gündür. Evet. Onun kıymetini bilmek lazım. Aynı. Yarından emin değiliz. Ben bir saat sonra ne olacağını bilemiyorum. O nedenle gençler tabii... Ne tavsiye edersiniz müdürüm gençlere? Şimdi bir de şunu diyorum, akıl yaşta değil, başta imiş ama başa getirende yaşmış. Evet. Bazı şeyler yaşanmadan bilinmiyor. Gençler hayal, biraz daha duygusal. Ama yaşlar da mantıksal düşünüyor. Dolayısıyla doğal, duygusal düşünmek doğal. Delikanlı diyoruz, çocuk diyoruz, olgun diyoruz. İhtiyar, ihtiyari düşünen demek. Tekavut, mütekayit demek. Ne bileyim, yaşlı demek. Saçları, biz bu saçları değirmende ağırtmadık diyor. Yaşayarak, yaparak ağırttık. Dolayısıyla bunlardan dolayı tabii gençler tez canlı. Ama yaşamadan bilmiyor. Ben gençlerin çağını, sen gençlerin çağını yaşadın. Ama benim 60 yaşıma senin 40 yaşını yaşamadı. Onun için bilemiyor. Bunlar doğal. Bunları anlatmak lazım. Belki bunları eğitmek lazım. Bir de asıl olan da ehliyet ve liyakata önem vermek lazım. İşin ehli ve liyakatlısı kişileri su başlarına getirmek lazım. Ve genç de görmeli ki ya bu adam bunu hak ettiği için geldi. Zeki'nin adamı olduğu için değil, Feyzullah'ın adamı olduğu için değil demek lazım. Evet. Buna da inandırmak ama inandırmak için de uygulamak lazım. Aynen. Bunlar da zamanla bir takım tavsamalar, aksaklıklar oluyor. Ama diliyorum ve inanıyorum ki en kısa zamanda bunlar da sağlayacak. Müdürüm zaten benden çok ne istiyorum biliyor musun? Gençlerle sohbet ettiğim zaman gençlere işte şunu vermemiz lazım. Siz çalışırsanız, başarılı olursanız, kendinizi yetiştirirseniz devletimize sahip çıkar, istediğiniz yere gelirsiniz. Yani hani işte gençlerin kafasında var işte benim dayım varsa bir yere gelirim. Dayım yoksa bir yere gelmem. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Şimdi sen beni niye çağırdın? Liyakat sistemine şetmek gerekiyor. Elbette beni niye çağırdın buraya? Sorduklarına cevap alabildiğin için. Cevap bir de çok yani açık ve net anlatabildiğim kaç için. Yıl geçmiş mi, belki iyi bir rol model olabildiğim için. Evet. Sırf yazar kitap, ben kitap yazarım demeden ben politikte yaptım, ben avukatlıkta yaptım, şunu da yaptım dediğim için. Evet. O halde sen bana torpil mi geçtin? Hayır, hayır efendim geçmedi. Ben sana torpil mi geçtim? Ama baban sana adını Zeki koyarken torpil geçtim. Sen bana geçtin yani müdürüm. Sizin sayenizde reyting yapıyoruz işte. Programımızı izletiyoruz. Hayır yani şimdi tevazi için. Ama hakikaten gençler de bilmeli ki hak edersen hak ettiğin yerde. İşte ama bunun düzene gelmesi gerekiyor müdürüm. İşte yani mülakat sistemini kaldırmak değil, gerekiyor. Sözde değil, özde olmak lazım. Tamam mı? Evet. Söz ve öz. Doğru. Vicdanen ve cüzdanen diyor. Doğru. Vicdan ayrı, cüzdan ayrı olmak lazım. Vicdana uyumlulması. Ve uzun lafın kısası diyorum ki ehliyet ve liyakat onu almak için de çalışmak gerekiyor diyorum. Doğru. Müdürüm Zafer Yetiş Bey diyor ki sizin şahsınızda eski emniyet müdürümüz Feyzullah Bey'e hoş geldiniz der. Saygılar sunuyorum. Müdürüm döneminde Ülke Ocakları Başkanıydım. Şehrin huzuru için büyük mücadele verdi. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum diyor. Biz de onlara. Müdürüm mesela şimdi baktığımız zaman şehrin her kademesiyle diyaloğunuz vardı yani. Herkesin. İlerle güzel günlerdik ama. Her farklı görüşteki insanlarla diyaloğunuz çok iyiydi. Elbette. Bütünleştiriyordunuz değil mi? Olması gereken şimdi de öyle. Yani yönetici, yönettiği kişilere, hizmet verdiği kişilerin isteklerini bilmek zorunda. Bilmek için de onlardan duymak zorunda. Ama ikinci ağızdan duyarsan eksik getiriyorlar. Onun için ilk ağızdan duymak zorunda. Doğru. Onun için de halkın içine çıkmak zorundasınız ve çıkıyorlar da. Doğru. Ve bugün senin sayende de biz halkın içine gidemedik de. Burada... O zaman müdürüm bir video yayınlayalım mı? Sizin Antalya'da Elazığ ünlü sanatçısı Bülent Sertaç'ta sahnede bir diyaloğunuz var. Arkadaşlar hazır sonu tabii geçsin, birlikte izleyelim. Tabii neden olmasın? Ömer Bey hazır mı? Beraber izleyelim o zaman. Dadaş bir de Sivaslı kardeş olarak şimdi. Şimdi ben Elazığ emniyetliyken çoluk çocuk Ankara'da bekardım. Geri gidiyor. Arabanın birisi gece sarhoş yapma yapana giriyor. Ben de sokaktayım. 33-10 merkez dedim. Biliyorum dedi. Trafik ekipleri cevap versin. Anlaşın dedi. Bütün ekipler cevap verdi. 23 EL 023 plakalı aç. Gazi Caddesi'den Doğu Kent civarına seyrandım. Kontrol edin araç alkollü mü dedim. Bütün ekipler yolu kestik, yolu kestik, yolu kestik dedi.
15 dakika sonra 54-15 merkez hayırlısı çok da dinliyorum. Efendim aracanlı kontrolü alkol değil, dizelmiş, dizeldi. Meğerse aracı yakaladıkları kişi de Antiyat Başkanı'ymış, Ersiyat Başkanı. yine Antalya Emniyet Müdürü'yüm ben. Antalya'da her sabah görev alan bölge trafikleri yol kontrol eder. Merkeze bilgi veririm. Kemer Antalya yolundaki bölge trafikleri ekibi sabah saat 7'de görev almış. Kemer'e kadar gitmiş gelmiş bilgi veriyor. 54-45 merkez diyor. Kemer Antalya yolunu görmeyiz. Yolu kontrol ettik. Yolda herhangi bir kaza yok. Yol trafiği açık. Hava yağışlı, zemin kuru diyor. Haber merkezi diyor ki hava yağışlı, zemin nasıl kuru? Merkez o anda trenden geçiyor. yine Elazığ Emniyet Müdürü bir gün Bülent'in çok sevdiği Elazığ il başkanlarından birisi geldi. Müdürüm dedi. Sabahtan akşama kadar aşağı çarşıyı gezdim. Kafama göre bir ayakkabı bulamam dedi. Kafama göre bir ayakkabı. Dedim ki ya kafana göre ararsan zaten bulamazsın. Ayakkabıyı arana göre, kafana göre şapka. Ben Bülent'e çok teşekkür ediyorum ama geçmişe götürmüşüm. Sağ ol diyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar. Sağ ol. Abi çok teşekkür ediyorum ya. Vallahi. Müdürüm şimdi izledik. Tabii şey mesela şimdi Elazığ'ın her yerde reklamını yapıyorsun. Hatta işte en son şeyde gittiniz müdürüm. Antalya'da peynirli ekmek günü vardı. Oraya katıldınız. Evet. Ben orada hiç ihmal etmiyorsunuz müdürüm. Unutmadan söyleyeyim Ali Gülneroğlu Antalya Elazığ Dernek Başkanı. Geçen cumartesi günü Elazığlı peynirli ekmek günü vardı. Gittik orada da andık. Herkesin size selamı var. Evet. Sizi de bir dahaki peynirli ekmek gününe davet ediyorlar ama siz de bizi davet ettiniz bazen. Aynen müdürüm. Müdürüm şey diyor ki Fezullah Müdürüm Pazarcılar Dernek Başkanı iken çok destek vermişti. Sevgiler saygılar sunuyorum. Cemil Serkaya Pazarcılar Dernek Başkanı'ydı. O da o zaman güzel işler yapmıştı. Pazarcılar bizim de polisliğimizi pazarlıyorlardı. Bir tek evet. Mesela bize satmıyorlardı. Polisler de iyi polisliğin oldu. Aydın Turhan Bey mesaj atmış. Kanal Fırat tebrik ederim. Fezullah Aslan Müdürüm'ü zevkle ettim. Kendisine çok teşekkür ederiz demiş. Müdürüm hemen bakayım. Sayın Müdürüm Elazığ'a hoş geldiniz. Ben Mustafa Ayaz Kıvırcık. Sevgi bağlarında her zamanki gönlümüzde. Hatıra sana atmıştınız ya. Evet, evet. Çok sevdiğim değerli müdürümdü demiş müdürüm. Sayın Müdürüm şehrimize hoş gelmiş. Son yerel seçimde şey demiş müdürüm seçimi söylemiş. Sayın Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Elazığ'a çok hizmetleri oldu. Elazığ yaptığı hizmetlerden dolayı diyoruz. Hala daha müdürümüz aradan 23 yıl geçmesine rağmen gönlümüzde Mehmet Yıldız diye birisi atmış müdürüm. Fezullah abimiz, abimiz diyor müdürüm. Bu da çok önemli yani. Elazığ'a hoş geldi. 3 gün önce İstanbul'da birlikteydik. Kendisini çok seviyoruz. Kendisine Allah sağlık, sıhhat versin inşallah. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat Bey. Yani burada hani abimiz demesi müdürüm önemli. Evet, yani. Dün İstanbul'da Engelli Dostu Ödül Töreni'nde bana ödül verdiler. Engellilerle ilgili yaptığım hizmetlerden dolayı. Elazığ Engelliler Dernek Başkanı Sayın Fırat da oradaydı. Geldi evet. Dedi ki Elazığ'daki hizmetlerini biliyoruz. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk hocasıyken Türkiye Sakatlar Derneği ile görmeyenlerin gözü yüz projesi başlatıp görmeyenlere öğrencilere gidip kitap okumuştu. Doğru. Daha sonra yürüyemeyenlerin ayağı, daha sonra da düşünemeyenlerin beyni olacaktık ama korona evet. Çıktı böyle kaldı. Orada gördüm ben de sevgilerimi tutuyorum ama orada bile Elazığ farklılığı vardı, geldi güzelliği hayır. Anlattı. Müdürüm şimdi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı iken haftada bir basın toplantısı dinlediniz. Emniyet basın sözcüsüydünüz. Evet. Zor oluyor muydu müdürüm? Efendim tabii zor ama. Bir anda işte Türkiye'nin gündemindesin, tüm televizyonlar sizi veriyor, şey yapıyor. Ama zorlanıyor muydunuz müdürüm? Elbette. Şu anda çok, uygulama devam etmiyor herhalde değil mi çok müdürüm? Çok zordu ama Elazığ onu bize kazandırdı. Elazığ'da vatandaşla iyi diyalog kurduğumuzda, vatandaşla iyi ilişkiler içerisinde olduğumuzda evet. Gördük ki başarılıyız. Evet. O halde Türkiye'de de polisler vatandaşla iyi ilişkiler içerisinde olursa, niyetini anlatır, onların niyetini anlarsa daha başarılı hizmetler verileceğine inandığımız için kendimizi feda ettik. O basın sözcülüğü belki bana kaybettirdi ama
polise kazandırdı. Polis hiç olmasa çıkıp vatandaşa hesap verme zorunda olduğunu hissediyor. Nasıl kaybettirmedi müdürüm? Ya şöyle zor oldu. Zor sorular geldi. Sıkıntılı sorular geldi. Örgütlerin hedefi olduk. Kötü adamların hedefi olduk. Bugün bak koruma veriliyor ama ondan. DHKPC'si bilmem neyiz şu PKK'sı falan. Onların şeyini söyleyince bu sefer onlar saldırdı. Ama elbette ki birileri söyleyecek. Doğru taşın altına herkes elini koymazsa ne olacak, çözüm nereden gelecek? İşte onu belki de o zor işi başlatmıştık. Sağ olsun o zaman Devrim Bakanı Rüştü Kazım yani rahmetli oldu. Emniyet Genel Kemal Ağabey benim Kocaeli'de valimdi. Dedim ki böyle bir şey olmak zorunda. Polis hesap vermek zorunda. Bir de kamuoyu bilgilendirmesi yanlış. Ama çok da sevimli oldu ya. Polis bizden biri bizim için var dedi. Yani size yardım etmem için bize yardımcı olun dedi. Hatta orada engellilerle ilgili bir söz etmiştim. O kadar işe yaradı ki. Engelliler günü 3 Aralık dedim ki engellilerin gününü kutluyoruz. Engelli olmak başarıya engel değildir. Aşık Veysel demiş ki kör olmasam çoban olurdum, kör oldum ozan oldum hem de dünya olmuş. O halde engelli olmak başarıya engel değildir. Siz engelsizsiniz demiştim. Bütün engelliler bizi fahri üye ilan ettiler. Ama o sözü orada söylemenin yolu da sözcülüğü kurmaktan geçiyor idi. Elbette ki bazı sıkıntılar var ama sıkıntıyı görmeden iyiliğe ulaşmak mümkün değil. Şimdi burada terliyoruz ama insanlara bilgi veriyoruz. Sağ ol, yorulduk. Yordun ama insanları da aydınlattık. Evet. Bu da güzellik. Tabii. Şehrin hani güzelliklerini söylediniz müdürüm yani. O da çok önemli yani. Müdürüm siz Kocaeli Emniyet Müdürü olurken Elespor'da o dönem iki kez Süper Lig'e yükselmişti. Elespor'la ilgili düşünceniz de hani biraz önce anlattığınız söylediniz işte zorluk yaşadık. En yani çok zorlandığım olaylardan biri Elespor maçlarıydı dediniz. Evet. Evet. Yani her yerde sıkıntılar yaşadık ama sorunu çok anlayamadım neyi sorduğunu ama. Elespor'la ilgili düşüncenizi yani. Elazığspor'la mı? Evet. Elazığspor hani tabii. Emniyet müdürü olurken Elespor'a dönem İlk kez Süper Lig'e çıktı yani ilk kez. Evet. Evet. Şöyle oldu. O gün herhalde ben derdimi anlatamadım yahut da ne düşündüğümü anlatamadım. Diyarbakır Spor'a karşı Elazığ Spor'u çok şiddetli önlemler aldığımızı söylediler. Oysa ki değildi ama kendimizi izah edemedik. Bir de benim son günlerimde tayin çıkmıştı. Bilmem neydi. Belki ondan nasıl da gidiyor. Gidene bir tekme desem olur. Oldu gibime geliyor. Ama sonuçta gönlümüz, cüstemiz orada olsa da gönlümüz buradaydı. Ama Elespor'da önemliydi yani. Evet, zor günlerdi ama. Şimdi ben ne görüyorum biliyor musun? Mesela Elespor'u yendiği zaman, galip geldiği zaman, başarılı olduğu zaman insanlarda bir mutluluk oluyor ister istemez. Tabii. Değil mi? Benim takımım olmadı. Bulunduğum şehrin takımını tutmaktan takımım olmadı. Evet. Yani Elazığ Spor'da Elazığ Spor olduk. Kocaeli'de Kocaeli Spor'la, Antalya'da Antalya Spor olduk. Aynen. Benim takımım kalmadı. Doğru. Yani dolayısıyla ama her yönetici bulunduğu ilin vatandaşı da, takımı da, bütün ekibi de başarılı olsun ister. Değil müdürüm hani sizin zamanınızda hani üst düzey yöneticiler arasında birlik beraberlik vardı. Valiyle duyulunuz iyiydi, belediye başkanı ile iyiydi, işte rektörle iyiydi o dönem. Ya işte savcı, başsavcıyla çok iyiydi. Diyaloglar da çok iyiydi müdürüm. Olması zaman, gereken o. Bakın Elazığ'da kalite belgesi aldık. Evet. Kalite belgesinde diyor ki toplam kalite ortak akıl ve ortak güç. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Hiçbirimiz de hepimiz kadar güçlü değiliz. O halde ortak akıl ve ortak gücü kullanmak gerek. O nedenle şimdi de öyledir, geçmişte öyle. Yani Elazığ'daki bütün yöneticilerin ortak aklı, ortak gücü daha iyi uygulamaya fırsat verir. Evet. Ama bir birim başka bir şey, öbürü başka bir şey derse olmaz. Yani ortak akıllı ve ortak gücü kullanacaksınız, en iyi sonuca ulaşacaksınız. Orta noktada buluşacaksınız. Herkesin istediği olmaz. Ama orta noktada, ortak paydada buluşmak lazım. Ne diyor? Adımız farklı olsa da soyadımız aynı diyor. Doğru. Önemli bir şey yaparken hani halka ne getiriyor ne götürüyor onu düşünmek lazım. Evet, vatandaşa yararına mı zararına mı? Bunu da nefsi olarak düşünmemek lazım. Evet, şimdi toplam kalite belgesi aldık Elazığ'da. Evet. Hatta Feyzullah Arslan modeli diye bir yazı yazmışlardı. Dediler ki iyi dayak atmanın kalite belgesini mi alıyorsunuz? Hayır. Evet. İyi hizmet etmeyin. Yani vatandaşa sabah anonsunda bile tesisde Sayın 3310 personelin değeri önemli. Vatandaşın da hizmetçini göz önüne alarak en iyi hizmeti en kısa sürede en verimli şekilde vatandaşa sunmak görevinizde başarılar diler diyordu. Evet. Yani. Vatandaşın değeri önemli, personelin değeri önemli ve kaliteli verimli hizmet sunmak. Dolayısıyla herkes bunu düşünmeli ve zaten de öyle düşünüyor. Zaten şimdi çok da güzel eğitimler var. Ama belki bazı yanlış anlaşmalar veya kişisel kaprisler bunun önüne geçebiliyor ama devlette kapris olmaz. Mesela şey merak ediyorum. Mesela bazen vatandaşta şu oluyor. Diyelim ki bir olay oluyor. İşte diyelim ki bıçaklama olayı oldu. Veyahut da işte
cinayet olayı oldu. Hemen vatandaş, yani bu Elazığ için demiyorum, Türkiye genel için soruyorum müdürüm, yanlış anlaşılma. Emniyet nerede, polis nerede, işte nerede devlet? Evet, devlet nerede? Şimdi, bunu nasıl yorumluyorsun? Mesela böyle bir güzel şey şu kitaplarda var. Bir gün Ağır Ceza Reisi Soyer Çelik vardı burada. Şimdi avukat sanıyorum Eskişehir'de. Bir gün valiye yakın ya da onların lojmanları var. Bir kavga varmış. Hemen Soyer Bey de sabahleyin eşofmanla yürüyüşe gitmiş, ekibe demiş ki bak şurada kavga var. Demek ki 155 arayın. Evet. Ekip diyor 155 arayın. Evet. Şimdi ertesi günde Soyer Çelik beni aradı. Dedi ki ya müdürüm böyle böyle oldu. 155 arayın. Ekip senin görevin ne? Ama orada başka şey 155 arayın diyor. Ona ihbar eden de Ağır Ceza Reisi. Bakın evet, ne kadar doğru. Güzel bir olay. Ama onu o bana ilettiği için bu sefer topladım ekipleri. Dedim ki arkadaşlar bakın size ihbar eden birisi kim diye sormuyorum. İhbar eden birisi Ağır Ceza Reisi. Ama o ekip, oradaki ekip diyor ki 155 arayın. Lan seni görmüşsen arasana, anons etsene. Doğru. Şimdi bir gün ben yine çok sert gözüküyorum. Aslında kendimce yumuşağım. Bir gün Elazığ'da, daha doğrusu Antalya'da pardon, Ramazan ayında bir karakol kurun dediler. Bir aylık sahura kadar etkinlikten oluyor. Karakol kurduk. Adını Ramazan Karakolu yazmıştık. Dediler ki Ramazan Karakolu olmaz. Niye? Dini değerler karakola konmaz. Oysa ki biz Ramazan ayından dolayı yaptık ama olmaz dediler. Bir sıkıntılar vardı. Beni emniyet genel memurlarına sürmüşlerdi falan. Adı değiştim dediler. Ben de yazdığım tabelayı değiştirmek çok zor geldi. Ne yapsam? Personel dedim ki git bakalım bizde ne kadar Ramazan adında polis var. Evet. Yarım saat sonra geldi dedim 26 tane Ramazan var, biz de komiser. Dedim ki bütün Ramazanları Ramazan karakoluna tayin ediyoruz. Evet. Gittik Ramazanlar karakolu yaptık. Komiser de oranın amiri yaptı. Evet. Bir gün gece de gittim sahurdan sonra nöbetçi uyuyor. Uyandırdım. Niye uyuyorsun dedim. Efendim yok gözlerimi dinlendiriyorum dedi. Ya uyumak gözlerimi dinlendirmek evet, demek. Evet tabii. Efendim uyumuyordum. Tekbir dedim alamam. Tekbir lan, tekbir diyecek. O tekbir lan. Eşeden la ya la ma. Tekbir tekbir anlıyor şimdi. Ramazan evet. Karakolunda da mı uyuyor? Evet. O da güzel bir şey ya, olmuş. Ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim işte. Aslında müdürüm hani baktığım zaman Antep'te Lütfullah Valim'le beraber çalıştınız. Evet. Burada da beraberdiniz. Doğrudur. Tevafuk mu oldu yoksa bir şey mi geldi, oldu? Geldi tesadüf. Aslında beni Adana Valisi Emniyet Genel Müdürü olmuştu Kemal Orhan. Emniyet Genel Müdürü Adana Valisi olmuştu. Oraya istemişti. Ama her ne hikmetse Antep'e tayin çıktı. Ben de çok Antep'i istememiştim ama gittik orada bir yıl çalıştık. Sonra tekrar davayla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne geri döndük. Ama iyi de oldu. Yani Lütfullah'la Feyzullah buraya gidelim, Hizbullah diyorduk. Aynen. Orada aynı şeyi dedik. Doğru. Lütfullah Bey'in de bugün telefonla görüştüm. Herkese doğru. Selam yani, sevgisi var. Allah razı olsun. Lütfullah Valim'in de Elazığ'a çok hizmetleri oldu. İşte evet. Hazar Baba Kayak Merkezi yapımında emeği oldu. Elespor tesislerinin kurulmasında emeği oldu. Ya biz de çok memnunduk. Allah işini gücünü rast getirsin. Eski müsteşarımız evet. Sakaryalı, şu anda adını hatırlayamadım. Onu da Antalya'da yerleşti. Onu da görüyorum. Elazığ valiliği yapmış. Sakarya bak adını bir anda unuttum. Onu da selam var. Biz kimdi? Şey miydi? Okulu da var adını ama şu anda unuttum. Sahip Çotur mu? Ha Sahip Çotur Bey. Çatır, çok evet. Selamı var. Elazığ valiliği yapmış. Antalya'da. Antalya'da değil mi? Evet. Antalya'da yerleşik. Görüşüyoruz. Ben Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yaptım da kendisi de Kocaeli olduğu için tanışıyoruz oradan da. Evet. Çok selamı var. Diyor ki şuş nazınlarını özledim Feyzullah diyor. Yani genelde şey yani şöyle bir durum var. Elazığ'da göre yapan herkes yani memnun yani. Tabii onu diyor. Anlatıyor sabahtan beri. Güzelliği yani. Ve özelliği var Elazığ'ın. Yani evet. Adı bile El Aziz. El Azık. Azizlerdi yani. Tabii. Yani. Ama Harput'ta bir Amerikalı ben gittim gördüm. Amerika'da hakikaten Harput'tan gidenler var. Tabii. Elazığ'a da zamanında onlar bir takım şeyler vermişler Ermenilere. Evet. Ve Elazığ müziğinde de onların payı var. Hatta Ermenilerin de payı var. Doğru. Bir gün ben şeye gittim yine başka ülkelerden biz Rusya mıydı, İngiltere? İrmaniyan müzik diyor, Elazığ müziğini anlatıyor. Yani doğru. Dolayısıyla herkesin bir katkısı var, katkısı etkisi var. Aynen. Elazığ'a ilk akıl hastanesi kurulmuş. Tabii. Baş hekim Muhtemit. Çok evet. Güzel bir fıkra anlatırlar onunla ilgili. Güya Elazığ'a bir gün delikte... Deliler sıraya geçmiş, duvarda bir delik varmış, bakıyorlarmış. Evet. Başhekim ilgisini çekiyor, bunlar neye bakıyor diye soracak, soramıyor. O da kuyruğa geçiyor, bakıyor, göremiyor. Bir daha bakıyor, yok, bir daha bakıyor, yok. Diyor ki, beyler diyor, kusura bakmayın, ne görüyorsunuz diyor. Üç kereden beri buradan bakıyorum, bir şey göremiyorum. Sen şu deliğe bak diyor. Üç seneden beri bakıyoruz, göremiyoruz. Üç kereden mi göreceksin diyor. Yani evet. Elazığ'da delilerde akıllı cevaplar da var. Tabii tabii. Dolayısıyla Elazığ geçmişte kültür şehri. Yani tarihe yapılan yolculuk, Harput kültürü. Yani bunların hepsinin özellikleri var. Tabii. Ve bu özellikler de Elazığ'ın bu güzelliğini veriyor. İşte özet ne biliyor musun müdürüm? Hani hep söylüyoruz ya, biraz daha tanıtıma ağırlık vermek gerekiyor. Evet. Yani ama ben atlıyorum o işi. Aynen. Efendim, ben gönüllü Elazığ'ın yapması lazım. Bizim de
Yani ne düşerse biz de elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Ben mesela bir çağrımış dedim ki her ayın 23'ünde müdürüm. Sosyal medyadan. Elazığ'ın bir özel. Bir gün bak Elazığ'dan tüm dünyaya güzellik evet, diyor. Değil mi? Keban Şelalesi'ni şey yapalım mesela tanıtalım. Bak bugün... Hazar Gölü'nü tanıtalım. Harp tanıtalım. Kürsü başımıza. 23'ünde sadece herkes onu paylaştığı zaman Türkiye diyecek ki Elazığ'a ne oluyor işte 20 bin 30 bin tweet olduğu zaman ne kadar ses getirir yani. Çok güzel bir evet. Şey Demirel'in rahmetli Cumhurbaşkanımızın geçen hafta ölüm yıl dönümüydü. Evet. Ben burada emniyetliyken Keban Barajı'nın açılışının 25. Evet. yılıydı sanırım 2000 yılı veya 1999. Demirel buraya gelmiş rahmetli. Bir pankart vardı. Fırat Bir Süleyman'ı boğdu. Fırat Bir Süleyman'ı boğdu. Bir Süleyman Fırat'ı boğdu. Bunu Demirel bizim polis elinde kalmıştı. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım ben bunu alamadım. Dedi ki Rasım Küçükel astı dedi. Rasım Küçükel. Süleyman Şah dedi. Fırat da boğuldu. Evet. Biz de Fırat'ı boğduk dedi. Evet. Geçenlerde Çevre Şehircilik Tarım Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Antalya'ya bir hipodrom açılışına gelmişti. Burada hipodromda da evet, oradan da çağrışım yaptı. O da eski devlet suçları gelen biriymiş. Ona dedim Sayın Bakanım bakın ben Demirel rahmetli'den duydum. Elazığ'da da gördüm. Fırat Bir Süleyman'ı boğdu. Bir Süleyman Fırat'ı boğdu. Bu devlet suçlarının ana fikri olması dedim. Bunu lütfen dedim devlet suçlarının bir yerine alsın. Ben bunu yaşadım burada Demirel'in ağzında da duydum. Doğru. O da dedi ki ben de Süleyman Şah Türbesi'ni taşıyan genel müdürüm dedi. Evet. Ve astıracağım değil mi bilmiyorum. Yani çok güzel şeyler tabii, var. Tabii, bak tabii, burada doğru. Keban Barajı. Aynen. Türkiye'nin ilk barajlarından da buraya ilk hayat getiren, iklimini değiştiren bir şey. Aynen. Ve tabii. Keban Barajı'nın ben köprüsünü, ineklerini de buraya koymuşum. İnekler bile yolun sağında yatıyor. Trafik düzenine uygun hareket ediyor. Doğru. Dolayısıyla bu güzellikleri, özellikleri anlatmak aynen. lazım. Gönüllü tabii, elçi yapmak. Lazım. İşte siz de müdürüm, her yerde Elazığ konuşuyor, her yerde Elazığ anlatıyorsunuz. Sizin gibi değerli bir müdürümüzün Elazığ'ın tanıtıma sunduğu katkı inkar edilemez yani. Bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyoruz müdürüm Elazığlılar adına. Biz de teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Müdürüm çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bize kırmayıp geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Anılarımızı tazeledik. Yani beni mutlu eden ne oldu biliyor musun müdürüm? Aradan 24 yıl geçmiş. İnsanlar hala yani şu anda bir yani aktif olarak bir makamınız olmamasına rağmen İnsanların sizi arayıp sorması, işte televizyona gelmesi, ziyaret etmesi, işte mesaj atması. Yani çok güzel bir şey yani. Allah herkese sizin gibi nasip etsin müdürüm. Çeyrek asır. 24-25 yıl olsa çeyrek asır. Çeyrek asır aynen müdürüm. Çeyrek asır bu Elazığ'ın ahde vefalı evet. güzelliği, özelliği. Son sözlerinizle bitirelim sizin, müdürüm. Sizin vasıtanızla bütün Elazığlara sevgi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Bu arada Elazığ'a hizmet veren, güvenlik hizmet veren tüm polis arkadaşlarının, evet. emniyet teşkilatı mensuplarının, başta emniyet müdürü, sayın valimiz ve tüm jandarma komutanımız, askerlerimiz dahil. Tabii üniversitedeki hocalarımız, öğrencilerimiz, herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olsun diyorum, başarılarına devam diyorum. Bu kitapları da size vereyim. Arada sırada Elazığ hikayelerini okursunuz. Haber de şey yaparız, gönlünüzce şey de olsun olur, diyorum. Sitede kullanırız. Ben bilirim. Bütün ekibe de çok teşekkürler. Bu arada Sayın Yasemin Hanım'a da Yasemin Cep programını yapması dileğiyle iyi günler diliyorum. Sevgiler çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gündem programı bu akşam konu Emniyet Eski Genel Müdürü, Elazığ Eski Emniyet Müdürümüz Sayın Fezullah Aslan'la kendisiyle çok güzel bir sohbet ettik. Çok keyif aldık. Görev yaptığı dönemde çok güzel anılarımız oldu. Elazığ'a çok güzel hizmeti oldu. Ve tek başına Elazığ'ın her tarafında gezip özellikle vatandaşla diyaloğu çok iyiydi. Aynı zamanda teşkilat tarafından sevilen bir isimdi. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen hala insanların gönlünde olması, her gittiği yerde de Elazığ'ın reklamı yapmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbet oldu. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Başka programlarda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler.